Mersin'den önce kısa bir tanışma yapalım. Daha ortam samimi olsun. Ben kendimi tanıtayım, sonra sizden devam edelim. İsmim Murat Sayımlar. 53 yaşındayım. Efendim, uluslararası iş geliştirme ve proje danışmanlığı yapıyorum. Farklı ülkelerde projelerimiz var. İki şirket çalışıyoruz burada. Bir de eğitim alanında Lalabey Gelişim Enstitüsü ve Balkanlar Danışmanlık olarak da eğitim üretiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum. Mimarlık ve iktisat okudum. Fakat bu işlerin temel formasyonu yaklaşık 33 yıldır sistem felsefesi ve dinamikleri, inşa felsefesi ve dinamikleri, değişim felsefesi ve dinamikleri üzerine yaptığımız çalışmalar. Bunun saha çalışmaları, projelere uygulanmaları, farklı projeler üzerinde test edilmelerinden doğdu. Son 4,5 yıldır da bu çalışmaların sistematiğini, algoritmasını oluşturmak üzere bir sistematik çalışma geliştirdik. Neticede şu anda piyasayla da farklı sektörlerle de paylaşmaya başladık. Bu çalışmalar sürecinde bizim gördüğümüz, fark ettiğimiz bir şey oldu. Hayatı kökten etkileyen çok temel çekirdek kavramlar var. Ve bu düzeylerden yaklaşmaya esas aldık. Bunlardan bir tanesinin de paylaşmak ve paylaşım olduğunu biz gözlemledik, fark ettik ve bugün sizlerle de bu paylaşmak kavramını paylaşmak üzere, hatta imkan olursa tabii günün sonunda, gecenin sonunda biraz daha ortaya çıkacaktır. Bunu biraz daha kampanyaya dönüştürmenin de zorunluluğunu, zaruretini duyduk. Evet, ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizden başlayarak. Hoş bulduk. İsmim Ercan Tuna, işletme mezunuyum. Fokus Akademi bünyesinde eğitim koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Çok katılıyorum size. Bizler de hayatı öğrenerek paylaşın diye yola çıktık. O yolda da hizmet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. İsmim Lütfü Özgen. Ben de Fokus Akademi'nin genel müdürüyüm. Daha önce de sizle bu konuda sohbet etmiştik. Fikirlerinize katılıyorum. Umarım faydalı bir söyleşi olur. Umarız. Ben İlknur Aytaş, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde baş asistan olarak çalışıyorum. Radyasyon Onkolojisi doktoruyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Yaşımı söylemeyeceğim, bir oğlum var. Hoş geldiniz. Doktor Hakan Aytaş, İlknur Hanım'ın eşiyim öncelikle. Aile hekimliği uzmanıyım. Akupunktur muayenehanem var. Artı hipnoz ve hipnoterapi ile ilgileniyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben Oğuz Poyrazoğlu. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü mezunuyum. Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet veriyorum. Genelde mesleki teknik eğitimle ilgili olmak üzere yetişkinlere yönelik, çocuklara yönelik efendim eğitim organizasyonlarını elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ona katkı vermeye çalışıyorum. Belki bu da bilginin paylaşımı. Mesleki yeterliliklerin öğrenme ve öğretme yönüyle paylaşımı olarak görüyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif alacağıma inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Ahmet Mahiroğlu, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanıyım. Herhalde buradaki en kıdemli benim galiba. Aşağı yukarı 40 yıldır öğretmen yetiştiricisi olarak çalışıyorum. Türkiye'nin her tarafında işte mühendislerden, subaylardan, efendim çalışanlardan, sağlık personelinden aklınıza gelen hemen her alanda kıyamet kadarım öğrencim olduğunu düşünüyorum. Bu tür eğitimleri sürekli olarak veriyorum. Yani bu tür derken hani üniversitede verdiğim derslerin benzerlerini bir de bu meslek adamlarına veriyorum. Ağırlıklı olarak da işte öğretmeyi ve öğrenmeyi öğretmek şeklinde alabiliriz. Evet, bugün burada hoş bir paylaşım olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar, adım Can Kutkalyoncu. İşletme Fakültesi mezunuyum. Hem lisans hem yüksek lisans öğrenimimi işletme üzerine tamamladım. Halihazırda bir telekomünikasyon firmasının genel müdür yardımcısıyım. Bununla beraber pazarlama ve marka danışmanlığı üzerine bireysel danışmanlık hizmetleri veriyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah interaktif, çok keyifli bir içeriği geniş bir organizasyon olur. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
Konuşuyoruz. Merhaba, kusura bakmayın, ben geciktim. Çok zamanında toplanan bir toplantı olmuş. Genelde böyle olmaz. Özgür Saygı ben. Komşuyuz aynı zamanda, Lalabey'le. Bu binadayız. Kendi uzun süre bankacılık yaptıktan sonra yılbaşından itibaren kendi adıma finans koordinatörlüğü, finans danışmanlığı üzerine hizmet veriyorum. Aynı zamanda koçluk sertifikam var. Yönetim koçluğu, kurumsal kimlik üzerinde de çalışmalar yapıyorum. Bu arada bir ortaklık girişimimiz de oldu. Thor Anonim Şirketi adında bir firma kurduk. Burada işte hem bu zamana kadar faaliyet gösterdiğim finans konularını dahil ettik. Hem yurt dışı ticaret departmanı olarak çalışıyoruz firmalarımızın. Hem de Avrupa'nın en büyük çelik konstrüksiyon firması olan Lindab adlı bir firmanın Türkiye münhasır temsilciliğini aldık. Dolayısıyla böyle hep insanlara öneririz aslında bildiğiniz konudan uzaklaşmayın diye ama biraz bu süreç bizi böyle üç alanda toplanan bir yapı haline getirdi. Ümit ediyorum ki güzel bir toplantı olacak. Katkın olursa sevinirim. Teşekkürler. Bir dakika izin verir misiniz? Bir anekdot anlatmak istiyorum izin verirseniz. Almanya'da bir açılışa davet edildik. Davetiyede saat 12'de açılış diyor. Biz kalktık gittik. Efendim 12 oldu, 12 çeyrek oldu. Hiç kimse yok ortada. Yani Almanların titizliğini bilirsiniz o konuda. Ben kızdım. Ben 5 dakikadır toleransım. Dediler ki ya burada bir problem var. Bekleyelim. Bekledik hakikaten. Bire çeyrek kala millet gelmeye başladı. Bir de açılış oldu. Sonra açılıştan sonra kurum başkanını çektiler dediler. Yani böyle böyle bir şey yaptık. Adam kızardı filan çok özür diledi ya. Siz de Türkler hep bir saat geç geliyorsunuz. Size 12'de yazdık davetiye. Ne bileyim sıra dışı olduğunuzu sizi. Demek ki artık sıra dışı oluyoruz hep beraber. Biraz sizin yüzünüzden geçtik. Asansörü yok etmişsiniz burada. Evet. İyi akşamlar. Ayça Beştepe ismim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe mezunuyum. İnsan ilişkileri üzerine master yapıyorum şimdi. Avrupa Birliği projelerinde çalışıyorum ağırlıklı proje uzmanı olarak, proje yürütücüsü. İyi akşamlar, ismim Akça Ünsal. Ben de Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Ayça'yla aynı konuda çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları için, hak temelli sivil toplum kuruluşları için teknik destek veren bir AB projesinde çalışıyoruz. Merhabalar. Merhaba. İsim İshak, Kenyalım. Ankara Tıp Fakültesi'nden mezunum. Şu anda TUS'a hazırlanıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Ahmet Kaymak. Hacettepe Odyoloji Bölümü mezunuyum. 58 yaşındayım. Mithatpaşa'da bir işitme merkezim var. Ama genelde oksijen üretim sistemleri üretiyoruz OSTÜM'de. Yani hastaneler habaştan oksijen tüpleri bittikçe tüp alıyorlar. Biz bunun makinesini Avrupa'ya bakarak yaptık. İki senedir de fevkalade satış yapıyoruz. Türkiye ve yurt dışında. Yani bir veya iki yılda bizim yaptığımız cihaz tamamen elektronik. Yani bilgisayardan kapatılıp açılabilir şekilde. Evinden dahi hastaneyi kontrol edebiliyor. Ben Neslihan Kurmaz. Radyo televizyon okuyorum. Baturay Bey'i nasıl tanıyayım? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Baturay Buğur. Fotoğrafçıyım. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu şekilde hoş sohbetler diliyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Ali Alparslan. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 5 senedir de müzik öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum. Umarım keyifli paylaşımlar geçireceğiz. Ben Deniz Durmuş, Hacettepe Üniversitesi Aktuarya Bilimleri mezunuyum. Ufuk Üniversitesi'de psikoloji mezunuyum. Lalabey bünyesinde de 3 ay bulundum. Bir projede Gülşan'la birlikte çalıştım. Murat Bey'in referansıyla. Şu anda Fokus Akademi'de eğitmenlik yapıyorum. Öncelikle iyi akşamlar. Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmeniyim. İsmim Ziya Koçak. Maalesef ülke şartlarından dolayı öğretmenlik yapamıyoruz ama ücretli devam ediyoruz şu anda. Bu şekilde bilgi aktarımına devam etmeye çalışıyoruz bu şekilde yani. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İsmim Özkan Savaş. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. Bursaklar'da Saray Endüstri Meslek Lisesi'nde bilgisayar öğretmenliği yapıyorum.
Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Adım Murat Özkan. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim mezunuyum. Özel bir şirkette kalite ve proje müdürlüğü yapıyorum. İyi akşamlar. Özlem Nokay ben. İşletme mezunuyum. 31 yaşındayım. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde idareciyim. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. Ayhan Yağız. Emekli denizci astsubayım. İşletme mezunuyum. Gölbaşı'nda ikamet ediyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, çok memnun olduk. Şeref verdiniz. Ben öncelikle kısaca niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk, nereden doğdu onu anlatmak istiyorum. Bu Lala Bey projesi içinde biz özgün bir eğitim konsepti üzerine çalışıyoruz. Uzunca yıllardır çalışıyoruz. Alanı geniş, konuları geniş, sahası geniş. Çıktıları itibarıyla da işte insan teki, aile, şirketler, kamu kurumları, siyaset kurumu, akademik kurumlar, bürokrasi, sivil toplum üzerinde projelerimiz, çalışmalarımız var. Bunu yaparken hem Türkiye'nin hem dünyanın farklı yerlerinde de işbirlikleri yapıyoruz, projeler yapıyoruz, saha çalışmaları yapıyoruz. Genellikle hayatın içinden, işlerin doğasından ve analitik gözle yaklaşmaya çalışıyoruz. Temel üç parametreyle. İhtiyaçlar nedir, sorunlar nedir, hedefler nedir? Bunun üzerinden konuyu ele alıp, bunun üzerinden özgün çözüm önerileri, efektif çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da meseleyi sadece uygulama derinliğinden, pratik derinliğinden değil de daha mutfağından aşağı doğru farklı derinliklerden de ele alma çabası içindeyiz. Şimdi hal böyle olunca pratik uygulama düzeyinde olay çok karmaşık. Çok fazla unsur var, kriter var, parametre var, tartışacağımız, konuşacağımız, ele alacağımız, çözümlemek zorunda kaldığımız. Ve orada da çatışma var. Yani görece olarak ben burada duruyorum, buradan bakıyorum, bana göre doğru oluyor. Siz orada duruyorsunuz, oradan bakıyorsunuz. Buradan bir çatışma ortaya çıkıyor. Fakat alta doğru indikçe, yani olayın daha ontolojisine doğru indikçe çatışma azalmaya başlıyor. Ve orada çekirdek etkiye sahip bir takım unsurlar var. Yani hem insan teki açısından hem toplumsal açıdan, diyelim ki devlet yönetimi açısından o etkiler üste doğru çok güçlü sonuçlar oluşturuyorlar. Bunların ne olduğu üzerinde de ayrıca çalışmalarımız var. Fakat bir şeyi fark ettik ki, paylaşım kavramı bunlar içinde belki en önemlilerinden birisi. Mesela ailelerle ilgili çalışmamız var. Bizim Huzur Adası diye 6 bölümlük bir seminerimiz var. Meseleyi işte bütün felsefi boyutundan alarak her boyutuyla, yönüyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Tek tek çalışmalarımız da oluyor, incelemelerimiz de oluyor geriye doğru. Baktık ki ailedeki sorunların, ailenin inşa edilememesini, kurulamamasını ya da kendi doğasına ilişkin olarak çıktılarını ortaya koyamamasının temel nedenlerinden birisi paylaşımın olmaması. Yani temelde aile kendi doğasının gereğini, kendi çıktısını verebilmesi için, faydayı sağlayabilmesi için zorunlu olarak orada paylaşımın gerçekleşmesi gerekiyor. Taraflar paylaşmadan bunu talep ediyorlar. Elde edemeyince de çatışma çıkıyor, sorun oluyor. Siyaset kurumuna baktık. Siyaset kurumundaki üretimsizliğin, verimsizliğin ya da çatışmanın temelinde bunu gördük. İnsanların kendi tekine baktık. Ortaya koyabildikleri sorunları orada da kendi özleriyle ve çevreleriyle paylaşımı gerçekleştiremediğini. Hakeza bu paylaşma meselesinin çok çekirdek öneme ait bir kavram olduğu kanaati oluştu bizde. Ve başka bir şey gözlemledik. Yani biz yine onu yüzeysel anlamda ifadelendiriyoruz, konuşuyoruz, üzerinde düşünüyoruz ama bu yüzeysel anlamdaki ifadelendirme çok da sonuç getirici etkinliği bize sağlamıyor. Bu nedenle paylaşmanın anlamı, paylaşmanın fonksiyonu ve paylaşmamanın fonksiyonları derinliğine kadar bu meselenin bir daha ele alınması, yaygın ele alınması zorunluluğu söz konusu oldu. Yani hepinizin malumudur. Şu klimayı biraz azaltalım, hava ağırlaşmasın. Nasrettin Hoca hararetle kapının önünde bir şey arıyor. Soruyorlar nedir? İşte anahtar kaybettim diyor. Bulamıyor. Nerede? Niye bulamıyorsun? Bodrum'da kaybettim diyor. Niye orada aramıyorsun? Orası karanlık. Şimdi karanlıkta kaybettiğimizi kapının önünde aramanın bir totoloji olduğunu, oradan bir sonuç çıkmayacağını biliyoruz. O zaman o karanlığı bir şekilde aydınlatıp kaybettiğimiz yerde bulma mecburiyeti var.
buraya kadar inip, özellikle anlam düzeyine kadar inip, ilke düzeyine kadar inip, değerler düzeyine kadar inip, belki sınırlar düzeyine kadar inip, meseleyi buradan anlayarak, anlamlandırarak, algılayarak yukarıya doğru çıkartabilirsek, pratikte daha etkin ve çok mesafe kaybetme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yok öyle değil de, öyle değil de sadece pratik düzeyini ele alırsak, o düzey çok fazla, çok fazla bizim elimize enstrüman sağlamıyor. Evet, bir de paylaşmanın alanları konusunda da belki konuşmamız gerekiyor. Biz neyi paylaşıyoruz, neyi paylaşmıyoruz ya da paylaşmanın konusu alanı olarak bizim sınırlarımız, algı sınırlarımız, düşünce sınırlarımızı belirleyen şeyler ne? Hangi unsurlar, hangi parametreler belirliyor? Yani sadece maddi değerler mi paylaşılır, sadece zaman mı paylaşılır? Bu ontolojik boyuttan meseleye yaklaştığımız için ben bir şey daha söyleyip sözü size vermek istiyorum. Terminolojide biliyorsunuz, bütün kapalı sistemler kendi doğalarını gereği varlık nedenlerini gerçekleştirmek için sahip oldukları kaynakları harcamak mecburiyetindeler. Bu kaynaklar tersinemezdir. Yani bu kaynağı siz harcadığınız zaman kaynak yok olmuyor ama kullanılabilir kaynaktan kullanılamaz kaynağa dönüşüyor. Buna entropi diyoruz ve entropi arttıkça da sistem yok oluşa doğru gidiyor. Bu işin doğası. Peki yok oluşu ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyor? Sistem mutlaka açık sisteme dönmek zorunda. Yani kendi entropisini, kendi kullanamadığı kaynağını öbürüne transfer edip, onun kullanamadığı kaynağını kendisi alarak kendi varlığını devam ettirmek zorunda. Hangi sistem bu? Mikrosistemlerden makrosisteme kadar. İnsan da buna dahil, atomlar da buna dahil, evrenin tamamı da buna dahil. Bu işin doğası. Peki şeylerin, bu sistemlerin kapalı sistemden açık sisteme geçmesinin adı ne? Zorunlu olarak paylaşacak. Yani kendi kullanamadığı enerjisini, entropisini ihtiyacı olan bir sisteme transfer edecek. Onun kendi kullanamadığı ama kendi ihtiyacı olan kaynağını alacak ki bu varlığını devam ettirebilsin. Diğeri de varlığını devam ettirebilsin. Bu paylaşmak kavramı İşin varlığına kadar inen, ontolojisine kadar inen ve hiç kimsenin müdahale edemediği bir sabite. İş bu denli önemli. Yani bu paylaşma konusuna biz müdahale edemiyoruz. Geriye o zaman paylaşmanın biçimi, niteliğiyle ilgili konuyu belki ortaya koyacağız. İki tür temelde kategorik olarak paylaşım görüyoruz. Ya üretim tabiatlı paylaşım ya tüketim tabiatlı paylaşım. Yani siz işbirliği yapabilirsiniz, iyilik yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, alışveriş yapabilirsiniz, değiş tokuş yapabilirsiniz ve bu karşılıklı faydayı sağlıyorsa, karşılıklı işin doğasının gereği anlamı oluşturuyorsa üretim tabiatlı bir paylaşımdır. Tersi, istismar edebilirsiniz, sömürebilirsiniz ya da çatışma çıkartabilirsiniz. Bu da bir paylaşımdır, bu da tüketim tabiatlı paylaşımdır. Şimdi yukarıya çıkartırsak bunu, evliliklerin bozulmasında da ticaretin kar etmesinde ya da zarar etmesinde de, bir devletin yükselmesinde ya da çökmesinde, toplumların barış içinde ya da çatışma içinde yaşamasının temelinde de bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Paylaşılmayacak hiçbir alan, paylaşılmayacak hiçbir unsur yoktur. Paylaşım bu kadar derinde önemli, asli ve hayata ilişkin olandır. Ama bunun kendi kıymetine, kendi önemine uygun olarak bir paylaşım algısına, bir paylaşım bilincine ve bir paylaşım pratiğine de sahip olduğumuz ifade edilemez. Şimdi ben konuyu buradan sizlere tevdi ediyorum. Bu konuyla ilgili, yani paylaşımın alanı, anlamı, nedeni, pratikleri ya da her neyse sizin katkılarınızı bugün karşılıklı sohbet havası içinde bir konuşalım. Ondan sonra sizler de uygun görürseniz, biz bunu bir kampanyaya döndürmek istiyoruz ülke çapında. Bu kampanyanın startını da buradan vermiş olalım. Yani farklı alanlarda, farklı konumlarda biz bunu farklı programlarla gündemde tutmaya, mümkünse düşündürmeye, bir farkındalık oluşturmaya niyetliyiz. Niyetliyiz. Niye niyetliyiz onu da ifade edelim. Yani biraz pragmatist, kendi mesleki açıdan biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bu engeli aşamazsak yapamıyoruz. Proje paylaşamıyoruz, fikir paylaşamıyoruz, yapamıyoruz, işbirliği geliştiremiyoruz. Hangi alanlarda geliştiremiyoruz? Ben yıllarca iş adamlarına danışmanlık yaptım. Milyar dolar mertebesinde işleri, projeleri yabancıları getirttirdim, oturtturdum ve hepsi fiyaskoyla sonuçlandı gitti. Paylaşımın gerçekleşememesinden dolayı. Sivil toplum içinde hakikaten son derece yapılandırıcı, bizim sorunlarımızı çözücü
projeleri önerdik. Paydaşlar etrafı oturdu. Havanda su dövdük, döndük. Sorunlar duruyor hala orada. Ve sorunlar durduğu sürece aslında basit sorunlardan artık beka sorununa doğru, varlığın yok olması sorununa doğru kronikleşerek gidiyor. Eğer paylaşmayı bir şekilde algı düzeyimizi yükselterek, derinleştirerek, biraz daha hassasiyetimizi arttırarak ve buna ilişkinde düzgün bir yeti geliştirerek toplumsal anlamda beceremezsek başımız belada demektir. Bunun için bu önem çerçevesinde ben sözü size bırakıyorum. Dost meclisi sohbet edeceğiz burada. Kim ne düşünüyorsa onu ifadelendirsin, ortaya koysun. Ondan sonra bakalım, hoş geldiniz. Konunun içinden konu çıkar. Muhtemelen kendi yolunu bulacaktır sohbet. Ben de söz vermeyeyim. Mikrofon nerede? Konuşmak isteyen arkadaşlarımıza verelim. Oradan da yönlendirelim sohbeti. Buyurun lütfen. Şimdi kendimizi tanıttıktan sonra eşime döndüm, dedim ki burada en aykırı olan galiba biziz. Herkes çok farklı alanlardan. Yalnız bir tek İshak Bey, doğru söylüyorum değil mi? Tıp alakalı. Burada hocaların hocası var, felsefe okuyanlar var. Ama şunu söylemek istediğim için aldım. Sanıyorum ki benim işim insan. Onun için insanların bakış açısıyla başlamak isterim. İzin verirseniz. Lütfen. Bizde problem şu diye düşünüyorum. Biz fedakarlıkla paylaşımı karıştırıyoruz. Fedakarlık yaptığınız zaman karşı taraftan bir beklentiniz oluyor. Beklentileriniz tatmin edilmediği zaman mutsuz oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz. Üstelik sizin yaptığınıza inandığınız fedakarlık karşı taraf için anlam ifade etmiyor. Siz paylaştığınızı zannediyorsunuz çünkü fedakarlık yapmışsınız ama karşı tarafla teğet bile geçmiyor. Siz konuşurken paylaşımla ilgili bu herkes biliyordur. Hiç kimseye... Dediğim gibi hocaların hocası buradayken belki bana söz düşmezdi ama Mistik Kabala'da 4. sefirottur fedakarlık ve paylaşım. Ve ışık onu kırmıştır aslında ve biz insanlar onu paylaşarak, fedakarlık yaparak tekrar bir araya getireceğiz. Ama 4. sefirota gidene kadar ki sezgi vardır işin içinde ve iletişim vardır. Yani siz iletişiminizi yeterince güçlü kılarsanız ancak paylaşabilirsiniz demeye getiriyor. Veya simge olarak istediğinizi yükleyebilirsiniz. Ama söylemek istediğim esas şey, biz fedakarlıkla paylaşımı karıştırıyoruz. Bu evlilikte de aynı şey, bahsettiğiniz gibi. Belki iş yaşamında da aynı şey. Sizin yaptığınız fedakarlıklar karşı tarafta yeterince etki yaratmadığında mutsuz oluyorsunuz ve paylaşmayı kesiyorsunuz o zaman. Siz kendinize saklamaya başlıyorsunuz. Veya benim kişisel görüşüm bu. İnsanlar kendilerine saklamaya başlıyorlar. Bir ikincisi, korkunç bir tüketim toplumu olduk. Her şeyi bir an içinde tüketiyoruz ve kenara koyuyoruz. İnsanları da aynı şekilde tüketiyoruz. Komşularımız, arkadaşlarımız ve paylaşma ihtiyacı hissetmiyoruz artık. Çünkü artık kendimizle de paylaşmıyoruz. Kendi gerçek düşüncelerimizi, gerçek sezgilerimizi artık paylaşmıyoruz. Bize ne veriliyorsa, nasıl veriliyorsa öyle alıyoruz, düşünmeden yaşıyoruz ve bitirip kenara koyuyoruz. Teşekkür ediyorum sözler. Teşekkür ederiz. Sanki fedakarlık, paylaşımın kesilmemesi, sistemin önü tıkanmaması adına dönemsel olarak ya da belli bir hedefe ilişkin olarak yapılan fonksiyonun orada işlevini gören, ondan sonra da devre dışı kalması gereken bir sistem. Bunu devamlı hale getirirseniz paylaşımın önünü kesen ters fonksiyon icra etmeye başlıyor gibi sanki, değil mi? Şimdi fedakarlık, paylaşım birbirine. Paylaşım başladı. Şimdi şöyle diyeyim o zaman, fedakarlık da paylaşım da bir yatırımdır sonuçta. Siz başta 3 parametreden bahsettiniz. İhtiyaç ne, sorun ne, hedef ne? Aslında hedefi başa koymak lazım. Hedef ne? Bizim çoğumuz bir şeye girdiğimizde aslında bir hedefimiz yok. Kapıyı açalım. O başlıyoruz bir şeylere. Sonu açık. Süreç içinde sorunları yaşadıkça, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça da bir hedefimiz belirleniyor. Hani bu arada siz bir şeyler belirlensin diye hiç de ihtiyaç olmayan fedakarlıklar yapabilirsiniz. Yani bunu da kendinize göre yatırım olarak yapıyorsunuz. Ama aslında
hedef olmadığı için o fedakarlık dediğiniz şeyin o sonuca gitmediği gayet açık. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Belki yani konuşurken hep böyle ihtiyaç sözcüğünü çok kullanıyoruz. Ben öğrenmeyle ilgili şunu bilirim. İnsanlar bir şeye ihtiyaç hissetmeyince öğrenmezler. Onun için daima ihtiyaçla bir bağ kurmak gerekir. Bugün insanların paylaşmayı çok fark etmediğini sanmıyorum. Dünyada bir anlayış değişti. Bu küreselleşme kavramına baktığınız zaman içinde ismi şudur. Biz küçük bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya var olduğu sürece var olacağız, yoksa yok olacağız. Ve giderek de hepimiz bu dünyada yaşayanlar olarak kaynakları kullanıyoruz. Ve kaynakları tüketiyoruz. Sonumuz aynı. Ve eğer bir arada uyum içinde yaşamak istiyorsak, artık bunun farkına vardık. Eskiden kolaydı işte, birileri hakimdi, egemendi. Öbürlerini hep pazar olarak görürlerdi. Onları böyle kullanırlardı. Oysa şimdi herkes şunu fark etti. Yani bir yerin pazar olabilmesi için onun hala bir şeyler kazanan, üreten, yapan olması lazım. O eğer kazanamıyorsa benim sattığımı da alamayacak demektir. Eğer alamayacaksa ben satamayacağım demektir. Benim varlığım onun alabilmesine bağlı. Şimdi giderek ne yapıyoruz biz? Birazdan farklı bir şey yapıyoruz. Yani sen bir şey üret, ben de bir şey üreteyim. Ama biz öyle özgün şeyler üretelim ki birbirimizin ihtiyacını karşılayan olsun. Yani herkes öbürünün ne üretmesi gerektiğini ona tavsiye edecek durumda değil ama en azından herkes ben ne üretirsem, orijinal ne üretirsem öbürü onu alabilir şeklinde düşünmeye başladığı zaman ne oluyor? Herkes bir şey üretiyor, ürettiğini satabiliyor. Buna karşılık bir kazanç temin edebiliyor, varlığını sürdürüyor. Böylece bir karşılıklılık var. Hani bu tasavvufta da vardır. İşte yemek yiyecekler. Herkesin eline işte ortaya bir yemek konuluyor. Herkesin eline de uzun saplı kaşıklar veriliyor. Herkes bu uzun saplı kaşıklarla yemek yemek istediğinde yemeğe uzanamıyor. Çünkü kaşıklar işte birbirine çarpıyor filan. O zaman ne yapıyorlar? Herkes alıyor, karşısındakini besliyor. Ben bu uzun kaşıkla karşıya uzatıyorum. O zaman o karnını doyuruyor. Sonra o kendi kaşığıyla bana uzatıyor. Böylece ne oluyor? Herkes karnını doyurmaya başlıyor. Oysa aynı kaşığı alıp böyle çevirip yemek mümkün değil. Buradan şu çıkıyor. Demek ki bir kere insanların bu gerçek varoluş ihtiyaçlarını doğru tespit etmeleri. Yani biz bu ihtiyacı görebilen insanlar haline gelecek olursak, yani bütün çatışmalarda bu paylaşma ihtiyacını hissedecek olursak ancak o zaman biz bunun gereği olanı yapabiliriz. Aksi takdirde o ihtiyacı hissetmediğiniz sürece mutlaka o sizin hani yüzeysel dediğiniz davranışlar biraz daha öne çıkacak. Dolayısıyla bu sizin iletişiminizi ne yapacaktır? Bozacaktır. Burada bu iletişim kavramı aslında bizim uzun süredir kullandığımız bir kavramdır. Biz hep hani iletişim üstünden konuşuruz. Sanki böyle işte konuşma gerçekleşirse, iletişim kurulursa bu sorunlar gider. İletişimi paylaşım gibi görürüz. Halbuki iletişim her zaman paylaşmak anlamına gelmez. Bazen bir rutinin tekrarı gibidir de. Yani o bildik şeyleri tekrar tekrar söylersiniz ama sorununuzu çözemezsiniz. Belki burada paylaşmak sözü aslında iletişimin yerine kullanılması gereken bir kavramdır. Yani iletişimin sebebi paylaşmaktır şeklinde bir şeyle iddia ile ortaya çıkarsak belki daha doğru bir şey söylemiş oluruz. Yoksa murat ile konuşmak, haberleşmek değildir. Murat bir şeyi paylaşmaktır. Onu da belli bir ihtiyacı görmek üzere paylaşmaktır. O zaman anlamlı hale dönüşür diye düşünüyorum. Evet, giriş için herhalde. Sağ olun. Konudan haberdar edelim. Paylaşım konusu üzerine kısa bir giriş yaptık. Şimdi paylaşıyoruz paylaşım konusunu. sohbet ediyoruz herhalde.
Aslında paylaşmak biraz aykırı bir şey söyleyeyim. Paylaşmak niyetinde olanların çabasıyla gerçekleşecek bir kavram olduğunu düşünüyorum ben. Yani paylaşmak sonuçta al-ver. Aslında iki taraflı bir aksiyon var burada. Ben vereceğim, siz alacaksınız. Ya siz almak istemiyorsanız veya ben vermek istemiyorsam. Şimdi kişilik analizlerine bakarsak tespit için uğraştığımız bir takım anketlerde insanların duygularına hitap eden kısmında açıklık ve kendine mahsusluğunu ölçeriz. Veya direkt ve indirekt oluşlarını ölçeriz. Bunlarda kim insanlarımız var ki? Bence etrafımızda çok fazla var. Muhtemelen bizler o gruba girmiyoruz çünkü burada bir paylaşım toplantısındayız. Ama o insanlar bir, duygularını saklıyorlar, kendilerine mahsuslar. İki, indirektler. Direkt değiller. Yani düşündüklerini bir defa ifade etmekten çekiniyorlar. Dolayısıyla eğer bir paylaşım olacaksa ortada, aslında o direkt ve açık olanların gayretiyle olacak. Dolayısıyla o direkt ve açık olanları ne kadar arttırabilirsek, aslında o insanları da biraz bizim tarafımıza çekme imkanımız artmış gibi olacak. Sonuç itibariyle çok doğru. O insanların belki de paylaşımla alakalı ihtiyaç güdüsünü biraz dürtmemiz gerekiyor ki, o insanlar da biraz paylaşım yapmak isteyen insanlara yaklaşabilsin. Dolayısıyla paylaşmak aslında paylaşabileceklerin biraz gayretiyle ortaya çıkacak gibi görünüyor. O yüzden çok kolay bir şey değil. Çok kolay bir şey değil. Evet. Ben burada izin verirseniz bir soru açmak istiyorum. Yani paylaşım isteğe dayalı ihtiyari bir şey midir? Yoksa duaya dayalı zorunlu bir şey midir? Önce bu soruya bir cevap bulmamız lazım. Soruyu biraz daha açayım. Mesela bir ebeveynle çocuk arasındaki paylaşım, hanımefendinin dediği gibi ebeveyni çocuğa yaptığı fedakarlık ya da lütuf mudur? Yoksa çift taraflı bir gereklilik midir? Yani çocuğun ebeveyne sağlayacağı fayda neyse kendi duası itibarıyla o tekil, unik, başkasını veremeyeceği bir faydadır. O onu ancak çocuktan alabileceği için ondan paylaşıma girer. Çocuğun da ebeveyninden alabileceği, onun duasına uygun olarak tekil olduğu için bu zorunlu bir paylaşım mıdır? Yoksa hakikaten fedakarlığa dayalı bir paylaşım mıdır, tek taraflı? Bunu ben bir misalle açmış olayım. Siz genişletin. Yani bütün paylaşımın esası üzerinden meseleye bakalım. Paylaşım ihtiyari midir, zorunlu mudur? Evet, buyurun lütfen. Öncelikle sorunuza da ithafen ben bir konuşma yapıyor olacağım. Çünkü belirli notlar aldım. Bu sizin sorunuza da yanıt verecek sanırım. Öncelikle ben toplantı kapsamında fikirlerimi paylaşmayı görev addediyorum. Dolayısıyla burada paylaşımın anatomisi konulu bir konuşma. Karşılıklı interaktif düşüncenin transferi söz konusu. Bu bağlamda sorunuza ithafen bence paylaşım empati kurulması konusunda toplumsal olarak bir zafiyet yaşandığını düşünüyorum. Ama direkt olarak sorunuza ithafen bence zaten paylaşımın var olmasına esas başlangıç noktasının iki bireyin paylaşımına ait olduğu düşüncesine haizim. Bu noktada zaten paylaşmaya ait düşüncelerin bünyemizde olduğunu düşünüyorum. Ancak zamanın sirayet etmesine müteakip bu düşüncelerin aksi yönünde de hareket ettiği kanaatindeyim şu an itibariyle. Dolayısıyla paylaşım kavramını bilerek geliyoruz dünyaya, can buluyoruz. Ama daha sonra öğrendiklerimize dair, kendi mevcut eğitimimiz nezdinde bulunan ve paylaşıma dair tüm konuları paylaşmamaya yönelik aksiyon almaya başlıyoruz. Dolayısıyla öğrendiklerini öğretemeyen bir toplum haline geldiğimizi düşünüyorum. Bunun hem iş hayatında, hem sosyal hayatta, hem aile hayatta aynı şekilde de sirayet ettiği kanaatindeyim. Dolayısıyla esas itibariyle tüm gözlemlerim, özellikle iş hayatı nezdinde paylaşanlarla paydaş olmayı tercih eden bir bireyler topluluğunun olduğunu görüyorum ben. Siz ilk sözünüzün başlangıcında birçok firmaya danışmanlık yaptığınızı dile getirmiştiniz. Siz bu konuda daha yüksek tecrübeye haizsinizdir. Ne kadar paylaşırsanız paylaşın, karşı taraf sizin paylaşımınıza ait sinerji içerisinde bulunmadığı takdirde hiçbir surette yol kat edemediği düşüncesindeyim. Şimdilik bu kadar düşüncelerimi size aktarmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bir soru daha açıp tekrar genişletelim. Mesela beyefendinin son sözü üzerinden... Siz paylaşmaya niyetlendiniz, bu konuda bir şeyler yaptınız ama karşıdan cevap alamadınız. Buradaki temel tavır paylaşmaktan vazgeçmek midir?
paylaşmaktan vazgeçtiğimiz anda zarar verdiğimiz karşısı mıdır? Ya da o karşısına zarar vermekle, zarar vermekle hangi sonuç doğar? Yani sistemin bütün olarak çalıştığını düşünürseniz, bu soruyu da açmış olalım izin verirseniz. Buyurun lütfen. Ben de bu iki sözcükle ilgili önce bir ayrıştırma yaparak girmek istiyorum. Fedakarlık fedakarlıktır. Paylaşmak da paylaşmaktır. Fedakarlığı ben hep Türkçesi olan özveri sözcüğüyle birlikte düşündüğümde daha netleşiyor zihnimde. Çünkü o sözcük birleşimi çok güzel. Özveri, özden vermek bence. Ve dolayısıyla özden verdiğimizde ne olmuş olur? Eksiliriz. Bir şekilde o bizde yerine konması söz konusu olmayan bir boşluk yaratır. Özveridir bu. Ama paylaşmakta bence farklı bir şey var. Paylaştığımızda eksilmeyiz. Paylaşmak bizden bir şeyi götürmez bir yerlere. Belki işte daha fazla paylaşımlara yol açabilir. Dolayısıyla bu ikisi arasında çok net bir ayrım var. Hiç ben birlikte düşünme ihtiyacı hissetmiyorum. Ve bu şekilde bakınca sizin söylediğiniz anne çocuk ilişkisini, yani ebeveyn çocuk ilişkisine dönük olarak da bunun tamamen gönüllü olan bir paylaşım olması gerektiğini, olduğunu, yani böyle olduğu zaman sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bu bir paylaşım, her şeyi evet, yani anne baba, iyi anne baba olma ihtiyacını gidermekle bir, ya yani giderme ihtiyacı içinde olmakla birlikte çocuğa kendilerini sunar ve onunla kendilerini paylaşırlar. Çocuk da bir evlat olarak işte yeryüzünde olmanın mutluluğunu, onlara borçlu olduğunu hissettiği bir boyutla birlikte onlarla kendi varlığını paylaşır, kendi sevgisini paylaşır. Burada gerçekten bana kalırsa bundan söz edilebilir ama mesela işte hani ben evlatlarım için ne fedakarlıklar yaptım denildiği her durumda bunu zaten olmaması gerektiği de hemen arkasından gelir. Yani böyle bir cümle kuruyorsak çocuklarımıza, onlar da hemen der ki yapmasaydınız, beni doğurmasaydınız hiçbir zaman da ah evet diye hissetmezler. Çünkü bu gerçek bir durum değil. O nedenle bence böyle değerlendirebiliriz. Son sorunuz neydi Murat Bey? Onu unuttum. Bunları konuşurken. Bir şey daha söylediniz en son. Ben de Paylaşmaktan vazgeçilebilir mi? Öyle mi? Yani paylaşmanın isteğe dayalı bir şey mi olur, yoksa şimdi doğasında zorunlu doğasında, mu olduğunu ifade etmiş olur? Yani bu söylediklerime bakacak olursak paylaşmak aslında doğamızda vardır. Yani isteğe bağlı olan kısmı işte yaşamımızın kalitesiyle ilişkili sonuçlara bağlanır ancak. Ama aslında paylaşmak doğal olan da, kendiliğinden olan da vardır. Benim görüşüm bu. Teşekkür ederiz. Hocam. Son sorumuz o değil. Paylaşmayı eğer paylaştığında karşı tarafı almazsa paylaşmayı bırakmalı mıyız? Evet. Şimdi tabii doğuştan getirdiğiniz bir şeyler hep öyle olmak zorunda değil. Biz insanlar elbette bir sürü şey doğuştan getiriyoruz ama zaman içinde kendimizi geliştirdikçe bir şeyleri kontrol etmeyi öğrenmek istiyoruz. Mesela öfke, şiddet filan gibi, korku gibi şeyleri kontrol altında tutmak istiyoruz. Ama sevgi, saygı gibi yine doğuştan getirdiğiniz bazı özellikleri de yüceltmek istiyoruz. Demek ki biz her şeyi doğuştan geldi diye olduğu gibi kabul etmek durumunda değiliz. Bizim yapmamız gereken şey öğrendikçe, hayatı öğrendikçe yapmamız gereken şey hangilerini kontrol altında tutmak istiyorsak onları kontrol altında tutmalıyız. Hangilerini geliştirmek istiyorsak onu geliştirmeliyiz. Belki İnsanlığın ilk yıllarında nüfus çok azken, insanların birbirine bu kadar bağımlılığı yokken, hani çok kolaydı işte, daha düne kadar egemen toplum falan derken anlayış buydu. Yani birisi güçlü, öbürünü pazar kabul ediyor, o da onu
işte kabul ediyor ve onun ürettiklerini almak zorunda kalıyordu. Ama hala üretme potansiyeli vardı ve farkında değildi. Kaynaklarının biteceğini de hiç düşünmüyordu. Sanki her şey sonsuzdu ve bu sonsuza kadar böyle gidecek gibi. Halbuki şimdi fark ettik ki dünya küçük. Şimdi fark ettik ki yani ben bir şeye sahipsem o da bir şeye sahip. Eğer ben bir şeyler yapmak istiyorsam ancak o varsa onunla birlikte ancak mümkün. Yoksa mümkün değil. O zaman karşıdakine bu ihtiyacı hissettirmek benim görevim. Yani şimdi bu anne oğul ilişkisine bakalım. Yani başlangıçta o işte doğurdu, ihtiyacını karşıladı. Çocuk yetişiyor, ondan sonrasında fedakarlık gibi görüyor. Halbuki onun varlığı sürecince ayakta duracağını, o var olduğu sürece o kendisini besleyeceğini, daha diri tutacağını, varlığını daha güvenle sürdüreceğini, hatta zaman içindeki huzurunu, refahını ancak onunla birlikte paylaşarak güçlendirebileceğinin farkına varırsa, ihtiyacının farkında olursa, o zaman ne yapacaktır? Bu ilişkiyi koparmayacak, bunu bir fedakarlık gibi görmeyecek. Gerçekte yapması gereken kendi ihtiyacını karşıladığını fark ettiği zaman bu işi yapacaktır. O zaman bize düşerler. Demek ki biz paylaşmayı aslında böyle bir fedakarlık gibi falan göremeyiz. Gerçekte bu bir zorunluluk, bir ihtiyaç. Var olmamız ancak bu ihtiyacın farkında olmakla mümkün. Öyleyse biz ne yapacağız? Farkında olmayanlara ihtiyacının farkına varmasını sağlayacağız. Ancak böyle yaparsak mümkün. Yine Sabancı'dan bir örnek vereyim biraz. Bu iş hayatını nedense hep yakından takip ederim, beni ilgilendirir. Sabancı ilk defa Türkiye'de şöyle bir joint venture gerçekleştirmişti. 50-50. Bütün işletmeler işbirliği yaparken güçlü olan hep şöyle yapardı. 51 bende olsun, 72 bende olsun, ben her zaman istediğim zaman buna dur diyeyim filan. Sabancı dedi ki hayır öyle yapmayacağım. Bu işbirliğinde patron yok. Çünkü biz iki ortak karşılıklı menfaatlerimiz var. Onun için birbirimize patronluk taslayarak böyle bir ortaklığı sürdüremeyiz. Birimizin payı az, birimizin çok olabilir. Ama eşit seviyede bir ortaklıkla devam edecek olursak biz bu işi çok daha sağlıklı yürütürüz demişti. Bu bir anlamda ihtiyacının farkında olmak anlamını alıyorum bunu. Çok güçlü bir kurumun başındaki bir adam olarak ihtiyacının farkında. Ben evet daha büyüğüm ama onunla birlikte olmak ancak beni ayakta tutuyor. Öyleyse ben ona büyüklük taslamadan bunun farkındayım. Gereğini yapıyorum. Ben biraz daha ileri gidip diyorum ki biz demek ki hepimiz her ne kadar bu paylaşma ihtiyacını hissediyorsak bu ihtiyaç sahiplerine, gerçekte ihtiyacının farkında olmayan ihtiyaç sahiplerine aslında ihtiyacının ne olduğunu fark etmesi için imkanlar, fırsatlar yaratmak durumundayız. Ancak böyle yaparsak, herkes ihtiyacının ne olduğunun farkına varırsa o zaman doğal olarak paylaşabilen olacaktır. Evet. Ama bu ihtiyacı hissetmesi, siz ona dayattığınız için o bu ihtiyacı fark etmeyecek. Demek ki ihtiyaç dayatarak fark edilebilecek bir şey değil. Mutlaka bir yere kadar bir ölçüsü vardır bunun ama ihtiyacı hissettiği zaman doğal olarak paylaşabilen birisi haline dönüşecektir diye düşünüyorum. Ben izin verirseniz bir cümle sistem felsefesinden bir şey söylemek istiyorum bu bağlam içinde. Hepinizin bildiği gibi yeryüzünde hatta evrenin tümünde sistem olmayan hiçbir unsur yok. Bütün unsurlar, bütün oluşlar, bütün ilişkiler sistem. Sistem dahilinde yürüyor. Ve sistem felsefesinin en temel unsurlarından birisi istisnasız bütün sistemi bir varlık nedeni vardır. Varlık nedeni olmasa sistem zaten var olmaz. Varlık nedeni vardır. Ve bu varlık nedenini gerçekleştirebileceği bir iç mekanizması vardır, kaynakları vardır. Bu kaynakları, bu varlık nedenini gerçekleştirmek için kendi mekanizmasına uygun olarak kullanabilme temel hakkı vardır. Şimdi bu felsefenin bu boyutundan çıkarsak, o zaman varlık nedeni olmayan hiçbir sistem yok. Bunun her birisinin varlık nedenini hayatın bütününü oluşturan temel bir fonksiyonu karşılamak durumunda, o
O zaman bu varlık nedeninin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşmesi için o sistemin kendi varlığını sürdürmesi gerekiyor. Sürdürmesi için de diğer sistemlerle işbirliğine girmesi gerekiyor. Onun işbirliğine girdiği sistemler de aynı durumda. O zaman buradan paylaşmaya gelirsek işbirliğinin adı paylaşma. Buradan paylaşma kavramı üzerine gelirsek bütün sistemlerin varlığını devam ettirebilmenin zorunlu koşuludur. Yani bu isteğe dayalı bir şey değildir. Zorunlu koşuludur. Mesela bu çerçeve içine bakabilirsek. Buyurun lütfen. Kim almıştı? Ben aldım. Pardon, buyurun hocam. Özür dilerim. Şimdi paylaşım kelimesi benim kavram olarak da çok önem verdiğim bir kavram. Ve Lala Bey paylaşımını da ismiyle beraber çok önemsemiştim. Bir de böyle sohbetlerde böyle beylik geleneği olan da bir aileden geldiğim için beylik kavramı üzerinde çok dururum ben. Ve beylik, bey olabilmeniz için paylaşmanızın gerekli olduğuna %100 inanıyorum. Çünkü aile içerisinde bulunduğumuz ortamlarda hayatımızın her anında böyle bir paylaşım içerisinde olduğumuzu yaşayarak görmüştüm. Malumunuz işte çocuk olarak biz bir anne ve babadan meydana geliyoruz. Mesela ben ilk kez dünyaya geldiğimde annemin sevgisini paylaştığım kanaatindeydim ve annemi o nedenle çok seviyordum. Sonra onun böyle uykusuz geceler geçirdiği zaman kendi evladımda da gördüm. Efendim gecemi paylaştığımı, sağlığımı paylaştığımı hissettim. Efendim yaşamak için bir yemeğe ihtiyacım vardı, içeceğe ihtiyacım vardı. Dünyadaki varlık olarak suyu paylaştığımızı gördüm. Annemin bize ikram ettiği efendim yiyecekleri paylaştığımızı gördüm. Yani paylaşım hakikaten hem şey bakımından somut olarak söylüyorum. Somut örnekleriyle paylaşıyorsunuz hem de soyut olarak değerler itibariyle, soyut demeyelim daha doğrusu ona da, değerler itibariyle paylaşıyorsunuz. Şimdi 99'da Altınel Otel vardı. Altınel Otel'de şöyle hepinizin bildiği isimlerle birlikteydim. Hocam da zannederim o toplantımızda vardı. Devlet erkanından insanlar vardı. Bizim masada Allah rahmet eylesin Avni Bey vardı. Efendim Karelmas Üniversitesi'nin rektörü vardı Ramazan Bey. Efendim hali hazırda yine çalışan Avrupa Birliği projesinde proje yöneticiliği yapan bir hocamız vardı. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Efendim bir Milli Eğitim'de müsteşar yardımcısı olan bir hocamız vardı. En küçükler de bendim. Orada bir paylaşım ihtiyacının varlığını hissettim. Nasıl? Belediye başkanımız gelmişti, demişti ki işsiz insanlar var. Efendim niteliksiz, yeterliliği olmayan, mesleki yeterliliği olmayan insanlar var. Bunların istihdama ihtiyacı var ama istihdam edilebilir yeterlilikleri yok. O zaman biz bilginin paylaşılmasına, mekanın paylaşılmasına, mesleki yeterlilik anlamında becerilerin paylaşılmasıyla ilgili bir olayın varlığını hissetmiştim ben. Orada belki işte arkadaşlarımız duymuştur, Gazi Üniversitesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte BELTEK kavramı adı altında teknik eğitim kursları ile mekanın paylaşımını, bilginin paylaşımını, tecrübenin paylaşımının paylaşımını yaşamıştık. Ve böylece insanlar mesleki bakımından gelişmişlerdi, becerilerini artırmışlardı ve iş imkanıyla karşı karşıya kalmışlardı. Şimdi burada bir de gelir kaynaklarının paylaşımına, mesela paylaşım illa karşılıksız olacak diye de bir kayıt yok. Ben eskilerin tabiriyle fedakarlık var, bir de feragat var. Zannederim feragat karşılıksız fedakarlık gibi geliyor bana. Biraz fedakarlıklarda karşılık bekleyebilirsiniz. Mesela ben zatenizin görüşüne katılıyorum. Tabii karşılığını görmediğiniz zaman mutsuz olursunuz. Ben aile ortamında eşimle konuşurken yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığında teşekkür bile göremeyeceğinizi bilmenizi isterim.
Yoksa onu beklerseniz mutsuzlukla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta yaptıklarınız size farklı şekilde şey olur, mutsuz eden bir dönüş sağlayabilir demiştim. O yönüyle düşündüğümde hakikaten paylaşmak güzel bir şey. Sevgiyi paylaşacaksınız, saygıyı paylaşacaksınız. Mesela aramızda işte aile bireyleri var, baba olanlar var, anne olanlar var. Mesela çocuk, iki dünyaya çocuk gelmişti. Ben onlara neyi paylaşacağımla ilgili şey yaşamıştım. Hatta ergenlik çağında neler verebileceğim, hangi konularda paylaşımlarda bulunabilirim diye çok düşünmüştüm. Mesela onlarla değerleri paylaşacağım kanaatine vardım. Sevgimi paylaştım, hoşgörüyü paylaştım, özgüven duygusunu paylaştım. Özgüvenini arttırmaya yönelik efendim anlayışı paylaştım. Efendim paylaşmanın gerekli olduğunu, o kültürü vermek adına yaşamımın değişik boyutlarıyla paylaşmaya özen gösterdim. Şimdi üniversitede işte mesela üniversitede hizmet veriyoruz. Bilgimizi paylaşıyoruz, tecrübemizi paylaşıyoruz. İşte burada sizlerle beraber bir birikimimizi paylaşıyoruz. Bu da bir bilgi tabanlı paylaşım esasında. Efendim, önemine de inanıyorum. Tabii ki paylaşım, mesela hayra yönelik de paylaşım yapabilirsiniz. Toplumumuzun esasında bilgiyle, üretimle, hizmetle birlikte karşılıksız paylaşıma da ihtiyacı var. Mesela çeşitli böyle sivil toplum kuruluşları, hayra yönelik kuruluşlar var malumunuz. İşte mesela yakın zamanda kurban bayramı oluyor. İşte çok varlıklısınız. Kurban sadece belki bir et yeme ihtiyacınızı karşılama olayı değildir. O nedenle bu tür kurum ve kuruluşlar ben baktım, bakıyorum bu sene ilanlara, reklamlara, billboardlara Afrika'ya kadar, işte Kuzey Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar, Amerika'ya kadar giden paylaşımlar var. Bu da bir paylaşım esasında. Belki huzuru da paylaşmamız lazım. Barışı da paylaşmamız lazım. Mesela ülke, biz şimdi şurada ve inanıyorum o, demin bir arkadaşımız kullandı. Sinerji ortamını yarattığımız zaman paylaşacaklarımızla birlikte kalkınmayı tetikleyecek fikirleri ortaya koyabiliriz. Efendim refahı geliştirebilecek girişimci insanların oluşmasına yönelik ciddi çabaların, bir somut çabaların parçası olabiliriz. O yönüyle de paylaşımın ben gerekli olduğuna gerçekten inanıyorum. Tabii ki bir ihtiyaca da karşılık verebilir. Ben paylaşımın sizin yaşamınız için gerekli olan, mesela bir para eğer bir değerse, onun da paylaşılan bir araç olduğuna inanıyorum. Refahınız için bir paylaşım. Yaşamınızı sürdürebilmek için bir paylaşım. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bir paylaşım. O da bir paylaşım. Burada belki paylaşımda bir işte adalet, hakkaniyet, eşitlik, efendim yaşamında ihtiyaçlarına karşılık veren bir değer olarak da görebilirsiniz. Yine şeyi örnek vereyim, Beltek projesini örnek vereyim. İki değerli arkadaşımız da farklı bir şekilde onunla da ilgileniyorlardır mutlaka o tür şeylerle de. Efendim, şimdi üniversite sadece üniversitede hepimiz üniversite okumuşuz. Üniversite mezun ederek belli bilgiye, yeterliliğe sahip insanların yetiştirildiği, araştırma geliştirme faaliyetlerin yürütüldüğü mekan olmaktan çıkması gerekiyor. Dünyada, özellikle küresel dünyada üniversite halkın günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıları ve organizasyonları da oluşturması gerekiyor. Halkla buluşması gerekiyor. Belli insanlar değil. Mesela bu çerçevede yüzlerce sertifikaya dayalı programlarla üniversite ortamında oluşan bilgilerin insanların gelişmesine yönelik, yeterliliklerinin artırılmasına yönelik paylaşım odaklı projelerle var olması gerektiğini anlıyorum. Mesela Beltek projesi bunlardan bir tanesi. Biz mekanı insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hizmette büyük şehirle paylaşıyoruz. Paylaşımda bulunduğumuz mekanın ortak paydası insan. İnsana hizmet etmek için. Bu arada tabii hocalar diyelim ücret alabilir, efendim bazı ihtiyaçlar karşılanabilir ama eğitilen insanlar
ücretsiz hizmet veriyorsunuz. Her şey ücret demek değil. Anlatabiliyor muyum? Bu yönüyle de şey olabilir, bir zorunluluk da olabilir. Hocam tam bu noktadan izin verirseniz. Estağfurullah. Bu arka sıra sanki talebe sırası gibi kaldı. Hep genelde böyle olur değil mi? Konuşanlar önde, konuşmayacaklar arkaya. Katılıyorum. Siz uygun, yani bıraktığınız yerden bir yerden ben bir soru açayım. Hayır. Arka sıradaki arkadaşlara. Ne demek? Hocam paylaşmanın alanı üzerinden, alanları üzerinden şey yaptı. Evet. Bunun yanında bir iki şey daha izin veriyorsanız konuşalım. Yani paylaşmanın alanları, paylaşmamanın bedeli, paylaşmanın yöntemi. Bu üçünü de açarak... Lütfederseniz arkaya arkadaşlar. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Ama ondan sonra da arkaya lütfedin de arkadaşları katılımcı olsun. Şimdi paylaşmak, karşı tarafa paylaştığınız şey kadar paylaşanın da ihtiyacı bence. Yani biz paylaştıkça haz alıyoruz. Haz insanların ihtiyacıdır. Benim düşüncem bu. Paylaşmanın en büyük rakibi veya önleyici şeyi bence ranttır. Yani bu iş eğer rant korkusuna gelir ve çıkar çatışmasına döndüğü an paylaşım zaten duruyor. En doğal, en saf paylaşım bence ilk bebeğin 40 günlük halidir, 40 güne kadardır. Bu çekirdek aileden çıktıktan ve dışarıdan etkileri gördükten sonra zaten değinildi buna. Bu paylaşımların şekilleri değişmeye başlar. Saflıktan daha farklı bir modele geçmeye başlar. Çok böyle hani güncel bir şey söyleyeyim, birçok arkadaşımız biliyordur. Birçok site var internette, ücretsiz restoranların özelliklerini yazıyor. İşte hangi sinemada ne var, neyi yazıyor. Ciddi bir emek sarf ediyorlar, bir paylaşım yapıyorlar. Peki bunun sebebi ne? Belli bir hite ulaştıktan sonra oraya reklam almak. Eğer o reklamı alamazsa o siteyi bırakıyor, paylaşımı bırakıyor. Yani eğer paylaşımın karşılığında bir rant varsa o zaman o paylaşım sonuca gitmiyor. Ama paylaşım mutlaka olmak zorunda. Şöyle de denilebilir mi? Yani o da bir paylaşımdır ama tüketici bir paylaşım. Yani daha adil olmayan, dengesi olmayan, karşılıklı olmayan bir paylaşım. O da bir paylaşımdır. Ben bir soru daha açıp... Rant fazla oldukça paylaşım daha çok artıyor. Evet. Ama rekabet olduğu zaman... Paylaşımı durduruyorsunuz. Ben çok basit bir örnek vereyim. Hemen arkaya vereceğim. Peki rekabet ilişkisinde paylaşım yok mudur? Var. Ama var. Siz koyuyorsunuz paylaşımın. Şimdi onun sonuçları itibariyle belki meseleye bakmak lazım. Yani onun ürettiği sonuçlar üzerinden rekabet ilişkisi hakikaten bir tüketim sonucu mu oluşturmuş taraflardan birine ya da ikisine? Yoksa total bir üretim sonucu mu oluşturmuş? Herkes adil bir şekilde alacağını alıp istediği faydayı elde edip çekilmiş. Yoksa birisi yıkılmış, birisi üstte mi çıkmış? Ben basit bir örnek vereyim. Siz karar verin isterseniz. Karar yok, konuşacağız. Peki, yorum yapın o zaman. Ben bundan bir sene önce mental aritmatik duymuşsunuzdur. Bununla ilgili bir şirket kurdum. Bunun araştırmasını yaparken de eğitmen eğitimini çok irdeledim. Karşıma çıkan en büyük sorun şuydu. Eğitmeni eğitip, paylaşıp, ondan sonra da sizi bırakıp gitmesini engellemekti. Yani herkesin söylediği tek şey çok sağlam bir sözleşme yapacaksın. İmzalamadan eğitmen eğitimine sokmayacaksın. Hani yarım bile almayacak. Şimdi ben bunları aldıktan sonra otomatikman böyle bir sözleşme yapmaya karar verdim. Çünkü çok ciddi tepkiler var. Çünkü eğitmeni eğitiyorsunuz. Gayet güzel. İkinci haftasında eğitmen size rakip olarak çıkıyor. Bu sefer sizin çıkarlarınız, paylaşımlarınız çok farklı bir moda geliyor. Anlatmaya çalışıyorum. Paylaşımın yöntemi açısından belki evet. O bağlam içinde bunu ele almak mümkün. Ben küçük bir anekdot anlatıp bir soru daha açacağım izin verirseniz. Markaya verin, şöyle dolaşsın arkadan. Geçen ay içinde bir evli çiftin meselesiyle uğraşıyoruz, sorunuyla uğraşıyoruz. Eşler arasında çok uzun süredir evliler. Ama küçük şeyler var, anlaşmazlıklar var. Anlaşmazlıkları da büyütüyorlar, çatışmaya döndürüyorlar ve boşanmaya doğru gidiyorlar. Bayramda Antalya'dan gelirken Olimpos'a uğradım. Yolda giderken birileri el kaldırdı. Aldım arabaya, bir hanımefendi de bir beyefendi. Hanımefendi MS hastasıymış. Efendim zor yürüyor. İşte beyefendi onu kucaklayarak, sırtına alarak
Arabada biraz anlattılar. Biz İstanbul'da oturuyorduk dediler. Hanımefendi MS hastası oldu. Oranın ilişkisi, gürültüsü bilmem nesi hastalığı azdırdı. İyi gelmedi. Ben de bütün işimi gücümü bıraktım. Sadece eşim için. Orada gelmiş bir garsonluk bulmuş Olimpos'un o şeylerinde. Ve hanımefendi orada bu sene rahat etsin diye büyük fedakarlıklarla gelmiş. Şimdi orada kocaman bir ampul çaktı benim kafamda. Yani hayatının bütününü bir şey için değiştirmiş. Ben ona fedakarlık falan da demedim netice itibariyle. Yani orada karşısında aldığı bir şey yok ki fedakarlık yapsa. O bir paylaşım meselesi. O bir paylaşım meselesi. Oradan burayı mukayese ettim. Bunun ne kadar çekirdek kabilinden sorunlar olduğunu, yaklaşım olduğunu gördüm. Şimdi sorum şu. Paylaşım illa bilinçli zihinle yapılan bir şey mi? Yoksa zorunlu olarak, doğal olarak paylaşıyor musunuz? Mesela bu bir paylaşım mıydı benim açımdan? Evet. Bir 5 dakika sonra ara verelim. Ben şöyle bir fikirle katılmak istiyorum. Paylaşım gerekliliği ya da gereksizliği değil. İstesek de paylaşıyoruz, istemesek de paylaşıyoruz. Bunu üretirken de paylaşıyoruz, tüketirken de paylaşıyoruz. Sayın hocamın söylediği gibi işte biz birçok eğitimler verdiriyoruz, birçok eğitmenle çalışıyoruz. İletişim. Evet, paylaşımın bir adı iletişim. İletişemezseniz, iletişim halinde değilseniz paylaşamıyorsunuz. Paylaşırken mış gibi, miş gibi yapmaktan ne zaman vazgeçersek, şeffaf olursak, bence o zaman doğru paylaşımlara ilerleyeceğiz. Bu aile bazında olabilir, iş bazında olabilir, ticaret bazında olabilir, her yerde. Sadece şeffaf olmanız yeterlidir bence. Benim birçok şey söyleyebiliriz. Birçok konuda paylaşım örnekleyebiliriz. Ama şeffaf olmadığınız sürece, Sayın Hocam yine biraz önce söylediği çok hoşuma da gitti. İşte %50. Bu çok şeffaf bir paylaşımdı. Tavan yaptı. Teşekkür ederim. Ama soruyu tekrarlayarak paylaşmamanın ya da paylaşamamanın bedellerini de bizim açımızdan yani mümkün olduğunca çok örnekli ortaya da koyabilirsek. Hocam daha önce şunu tekrar bir ABC'den girer misiniz? Ben bu paylaşma lafı tekrarlandıkça kafamda karışmaya başladı. Bu kastettiğiniz paylaşım ne paylaşım? Yani o kadar çok anlamdan çekilir ki. Hani aynı ortamda bulunan her şey, herkes aynı şeyi paylaşıyor. Bu paylaşıyor da aynı havayı paylaşıyoruz. Bunu herkese göre bölüştürecek olsak, akciğer kapasitesine göre bölüştüreceğiz yoksa kişi sayısına göre bölüştüreceğiz? Güzel, siz açın sizin soruları. Neyi paylaşır, neyi paylaşır? Paylaşım. Yani ben, sen ve bir ortam içinde ise biz o zaman çıkarımıza göre ortama karşı. Yani siz virüs üreteceksiniz, ben antivirüs üreteceğim, orada kullanacağız. Biz bu ortamı paylaşacağız. Yok, o ortam yok. Sadece sizle ben varız. Keyifli zaman geçirmek üzere veya bir iş yapacağız. Siz çalışacaksınız, ben satacağım. Buradan kazancı mı paylaşacağız? Hangi paylaşımdan bahsedeceğim? O kadar geniş bir konu ki burasına gittiğinizde tamamen farklı laf oluyor. Burasına geldiğinizde tamamen farklı laf oluyor. Aynı şeyi ben size sorayım. Paylaşım hangi paylaşım? Paylaşımın anlamı nedir? Boyutu nedir? Genişliği nedir? Alanı şimdi, nedir? Biçimi nedir? Ortam olarak derseniz mesela Çin felsefesinde o 5 element der işte. Ağaç, ateş, toprak, metal, su. Bu bir döngü yapar. Gora gibi olur. Şimdi hep mesela bir öndekini ana oğul kuralı der. Ana oğlu besler, oğul anayı tüketir. Ama mesela ağaçla ateş dediğinizde ağaç anadır, ateş oğuldur. Ateş ağacı tüketir. Ateş toprak dersiniz bu sefer ateş ana oğlu olur, toprak oğul olur. Ve bu döngü bir tamamlanır. Bu döngü tamamlandığında birinin aşırıya çıkması, ateş çok fazla olursa ağaç biter. Sonuçta herkes bir şey paylaşıyor, bir denge oluşuyor. Ama o kadar geniş bir dala gitti ki yani. Sabancı'nın ortaklığını mı paylaşacak? Nasıl %50-50 der ya? Yani kâra demiyor tabii onu. Ne ediyor? İşte seni mutlu ediyor biraz. Yoksa hani kazancı herkese bölüşüyor mu mesela? Hepimiz aynı bölüşelim mi diyor?
orada belki bir açıklama getirmek gerekiyor. %50 demek şu demek. Yani biz bu işi yaparken yetki bakımından da %50 değiliz, kazanç bakımından da %50 değiliz demek. Böylece ne yapıyorsunuz siz? Ben seninle eşitim. Eşit şartlarda masaya oturuyorum. Benim hiçbir bakımdan senden üstünlüğüm yok, senin de benden üstünlüğün yok demek. Dolayısıyla bu yatırım yaparken de böyle, kazancı paylaşırken de böyle. Dolayısıyla böyle bir eşitlik söz konusu. Ama aynı şeyi mi koyuyorlar? Yoksa biri 21'e 50 mi koyuyor? Belki bunu farklı bir şeyler koyuyor. Birisi diyelim ki daha önceden biriktirdiği bir bilgi birikimini koyuyor. Öbürü de işte burada bir dağıtım, pazarlama vesaire, yerel üretim gibi bir hizmeti koyuyor. Ama sonuçta bunlar hesaba döktüğünüz zaman bunlar eşit değerdeler. Ve birisi öbüründen üstün değil. Peki 10 dakika ara verelim, burada bırakalım. Bunu bir sembolizm olarak görelim. Bunun üzerinden devam edelim uygun verirseniz. Buyurun lütfen bir nefeslenelim. Paylaşımın temelinde 3 tane, esasında 3 tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi paylaşımın nedeni ve amacı. İkincisi tarafların hukuku, üçüncüsü ilişkinin dengesi. Vazgeçilemez olan bu. Bu üçünün neredeyse sonsuz olasılığından organik bir adalet çıkıyor ortaya. Şu üçünün, ama bu üçünün muhafaza edilmesi, korunması gerekiyor. Korunduğu zaman o zaman paylaşımın doğasına uygun bir paylaşım ortaya çıkıyor. Evet, tersten, şimdi sıra size geldi. Tersten başlayalım. Hem söylediğinizi söyleyin hem soruyla başlayalım. Paylaşmamak ne demek? Paylaşmamanın bedelini, ödediğimiz bedeller ne? Buna da biraz, bunun üzerine paylaşmak üzerinden konuştuk ya. Paylaşamamanın alanı, paylaşamamanın anlamı ve ne de bedeller üzerine. Buyurun lütfen. Şimdi hocam, paylaşmak zaten adı üstünde olduğu gibi mutlu olmak. Yani biz bir şeyi paylaştığımızda kesinlikle ister istemez mutlu oluyoruz. Şimdi paylaşım deyince iki kişinin bir araya gelerek ortaya mutlu bir şey çıkmasına paylaşım deniyor. Yani paylaşımda ben iletişimle eşdeğer görüyorum. Yani iletişim olacak ki paylaşım olacak. Şimdi aile içerisinde mesela paylaşım olmayınca otomatikmen iletişim de olmuyor tabii. İletişim olmayınca paylaşım da olmuyor. Mutsuzluklar ortaya çıkıyor. Burada zararı kim görüyor? Anne baba görüyor. Anne baba zarar gördüğünde, mutsuz olduğunda karşıdaki çocuk da mutsuz oluyor. Yani o aile içerisinde onu gördüğü için otomatikmen çocuk da mutsuz oluyor. Yani biraz önce dediniz ya, paylaşmayınca kimler zarar görüyor diye. Tüm aile görüyor, herkes görüyor paylaşmayınca zararı. Evet. Onun için yani iletişim, paylaşım, yani mutluluklar paylaştıkça çoğalıyor. Mutsuzluklar da paylaştıkça tersine azalıyor. Ben burada yani bir iletişim, siz ne kadar anlatırsanız anlatın, karşınızdakinin anlayabildiği kadar siz o işi anlatabiliyorsunuz. Yani bu özellikle aile içerisinde de hani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş misali ailelerde işte daha mutlu oluyor, her şeyi paylaşıyor. O evlilikler uzun süre sürebiliyor. Diğer türlü de işte boşanmaların yegane sebebi de bence bu, paylaşım olmuyor. Herkes kendi kafasına göre bir iş yapıyor. Yani bir yere gidecekse bile, ben buraya geleceğimi biz Duygu Hanım'la spikerlik kursunda beraberdik. Bir hafta önceden belliydi. Ben eşime de söyledim. Hatta oğlumu getirecektim. Oğlum da sabah bir arkadaşıyla başka yere gittiği için mazereti nedeniyle katılamadı. Yani bunu ben bir haftadır paylaştım. Onlar da mutlu şu an benim burada olduğumda. Ben de mutluyum. Ama paylaşamasaydım akıllarına bir sürü soru gelecekti. Bu saatte nereye gitti, evet, ne yaptı diye. Onun için paylaşım olmayınca otomatikmen anne baba ve karşılıklı herkes zarar görüyor. Teşekkür ederim. Eskiden paylaşım daha mı çoktu? Boşanmalar çok arttı. Eskiden de bir örf, adetler daha zordu. İçeride dediniz ki hani askerlikte, siz askersiniz, paylaşım var mı diye. Paylaşım herkesin bilmesi kuralına göre oluyor ama eskiden saygı, örf, adet, geleneklere daha bağlıydı. Yani bir boşanma mümkün değil, olmazdı. Yani eskide derlerdi ki bir kız gelinliğiyle girdiğinde kefeniyle çıkması lazım o evden. Yani çok büyük bir sorun olmadığı sürece. Yani ondan kaynaklanıyordu. Ama şu anda bir şey oluyor, öğretmen kulağını çekti, çekemez. Bir şey oldu, yapamaz. Yani biz
Yani keşke o öğretmenimiz dövseydi, keşke o zaman devam etseydi şimdiki gibi. Çocuğun kulağımı çekti baba diyor, babası, abisi, işte aile olarak gidiyor hemen öğretmene, okula baskı. Ondan kaynaklanıyor eskiden, hani abinin de dediği gibi boşanma yoktu diye. Bunlar yani örf, adetlere daha bağlı olunduğu için disiplin vardı. Ondan kaynaklanıyor. Ben teşekkür ederim. Buyur Özlem Şu taraf, yani konuş, lütfen konuşun, konuşmayacaksanız iletelim. Yani arka sıradan devam edeceğiz çünkü. Ben öncelikli olarak paylaşımda karşılıklı açıklığı görmek isterim. Birinci öncelik, ben paylaşmaya açık bir insansam, karşımdakinin ışığını görmek isterim. Işığını bulduktan sonra o noktadan hareket etmek isterim. Yani şöyle söyleyeyim, demin de arada da konuşmuştuk gerçi Murat Bey'le. Samanyolu'da yaşıyoruz biz. Sonuçta Samanyolu'nda bir gezegeniz, dünya gezegeniyiz. Ve Samanyolu'nda dünya gezegeninin almış olduğu ışık güneşten alır. Ve bir noktadır sonuçta. Güneş de bir yıldızdır. Bizim gördüğümüz yıldızların hepsi birer nokta gibidir. Sonuçta o ışıktan alıyoruz biz ışığımızı. Ve paylaşım yapıyor. Dünya ve güneş arasında bir paylaşım oluyor. Sonuçta güneşten aldığımız ışıkla dünyada bir gündüz, bir gece yaşanıyor. Ve devam ettiğinde karşılıklı alıcı-verici durumuna geçtiğimizde ise paylaşan taraf verici, paylaşımı açık olan taraf ise alıcıdır. Ve paylaşımı açık olan tarafı öncelikli olarak ışığını bulmak gerekiyor. Yani nasıl ben o kişiye paylaşımımı gerçekleştirebilirim? Nasıl algısını yüksek tutabilirim? Öncelikli olarak buna bakmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle herkesin duyguları, düşünceleri farklı. İlk etapta da konuşulduğu gibi duygu, düşünce önemli diye bir kelime geçmişti burada. Ve duygu, düşünceye göre hareket etmemiz gerekiyor. Mesela en basit bir örnek vereyim ben. Matematik konusunda herkesin bir korkusu vardır matematik konusunda. Ve bu korkuları yenmek gerekir. Korkuları yenerken de kişinin düşünceleri adı altında hareket etmek gerekir. Öncelikli olarak ben matematik, özel ders olarak matematik de verdim. Ve başlarken önce matematiğe yaklaşımına bakıyorum. Yani bir açığını arıyorum önce. Matematik nedir diye bir soru sorduğumda karşılığında korkudur cevabı almak istemiyorum. Korkudur cevabı aldığımda ise bu sefer bunu açılıma götürmeye çalışıyorum. Mesela nedir bu? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve artı Türkçedir matematik benim gözümde. Bunu yakalatabilirsem bu sefer açığını yakalamış oluyorum. Ve onun istediği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Paylaşımımı ona açık şekilde hareket ediyorum. Yani benim için önemli olan paylaşımda ışık ve ışığı görebilmektir. Kim ışık verecek? Karşındaki ışığı görebilmektir yani. O aralığı yakalayabilmektir. Benim kimin önemli... için paylaşacaksınız siz? Mesela ben kendi bilgimi paylaşıyorsam... Siz kendiniz için değil paylaşacaksınız. Şimdi evet. Hepimize soruyoruz. Işık yoksa karşıda ne yapacağız? İşte o ışığı yakalamak. Sonuçta herkeste bir ışık vardır düşüncesiyle hareket ediyorum ben. Yani herkes kapalı değildir. Herkeste ufak da olsa bir ışık vardır. Evet. Teşekkür ederiz başkan. Küçük bir şey soracağım. Bu neden paylaşmıyoruz? Yani paylaşmamanın nedeni nedir diye bir soru da vardı. Soruların içinde. Hani paylaşırsam benden bir şey gider, eksilirim, kaybederim, azalırım gibi bir anlam cümlesi olabilir bunun altında. Ya bunun sebebi de yarış ortamında ve yıkıcı rekabetin olduğu ilişkilerde, ortamda, hani bu her iş ilişkisi de olabilir, arkadaşlık. Bu ortamlarda olabileceğini düşündüm. Çünkü bu bildiğini söylememe, bu yani karşımızda yani iş ortamlarında, ticarette karşılaşmışsınızdır ama iş başvurularında çıkan işi söylememe ya da herhangi bir duyuruyu birbirine aktarmama, bildiğini söylememe şeklinde olabiliyor. Hem bu ihtiyaçken aslında bildiğimizi bazen kendimizde tutamayıp istemsizce paylaşırken bir yandan istemli olarak da bunu karşı tarafa söylemiyoruz. Bu da
yıkıcı ortamlarda, yani yıkıcı rekabetin olduğu ortamlarda olduğunu düşünüyorum. O rekabete bu şekilde gidilen bir yolda sonucunda mutlu olunamayacağını da düşünüyorum. Ama bir şekilde yarış ortamındayız. Bu okul hayatında da, iş hayatında da hep karşılaştığımız şeyler. Bundan sıyrılıp hani gerçekten paylaşmanın o tatmin edici yanını yaşadıktan sonra bunlara girişmeyeceğini düşünüyorum insanların. Ama önce bir hani paylaşmayı belki hani nasıl öğretilir de konuşabiliriz. Paylaşma nasıl olur, nasıl olursa faydalı olur. Hani fedakarlıkla paylaşmanın farkında konuştuk. Nasıl olursa verimli ve faydalı olur ve paylaşmaya da yönelir insanlar diye de konuşulabilir diye düşündüm. Teşekkür ederim. Cevap verebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi paylaşmamızın ana nedeni mutlu olmak. Paylaşmamızın ana nedeni mutlu olmak. Biraz önce dedik ki bir iş başvurusuna girdiğimizde içeri giren kişi sorduğu soruyu dışarı çıktığımızda bizimle paylaşmıyor dedi. Paylaşmamasının sebebi şu, biz niçin paylaşıyoruz? Mesela aile arasında da bir konuyu paylaşıp eşimizle, çocuğumuzla mutlu olmak için. Şimdi oradan çıkan bir kişi mutlu olmayacağı için ister istemez size o soruyu vermeyecek. Zaten her şey, her doğru her yerde söylenmez. Misali, siz büyük bir iş yapacaksınız ama adam hiç alakası olmayan bir kişiyle gidip de ya benim kafamda şöyle bir düşünce var, ben bir iş kuracağım, sizinle beraber ortak olalım der mi? Demez. Bu çok farklı yani bu konu. Önce zannediyorum aşılması gereken eşik burada. Paylaşım yani olsa iyi olur da olmazsa da olur. Algısından, anlayışından paylaşım olmazsa hayat olmaz. Doğru anlayışına gelmekle olacak. Mesela hep aile mutluluğu üzerinden geliyoruz ya, konuşuyoruz ya. İzin verirseniz ben bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Ailelerde herkes istisnasız efendim içeriye girecekler, cennet gibi bir hayat yaşayacaklar. Yani sahip olmak istedikleri, elde etmek istedikleri her şeyi elde edecekler. Ama herkes kendi adına elde etme talebiyle gidiyor. Artı evlenince, evet deyince birbirlerine onu da kazanılmış hak gibi görüyorlar. Sonra tabii bu işin doğasına aykırı olduğu için çatışma başlıyor, kavga başlıyor. Ondan sonra da mutsuzluk, huzursuzluk. Acaba olay böyle mi? Yani evet dediğiniz andan itibaren otomatik olarak karşıda iki cinsin birbirine sahip olmak istediği her şeyi istisnasız, koşulsuz verme gibi bir teknik imkanı var mı? Çocuğu da senin, bravo. Tabii ki. Aileyi böyle şey yapalım. Ben sadece eşler arasında buradan başlayalım da çocuğa ondan sonra bir adım bir faz sonra da oraya gelelim. Evet dediği andan itibaren hukuki bir beraberlik, bir teğet noktası oluşturuyorsunuz. Biz buna eş diyelim. Yani eş olabilmek de zor da. Ondan sonra talep ettiğimiz aslında eşliğin ötesinde, yani hukuki bir aktın ötesinde insanlıkla ilgili bir şey. Yani dostluk boyutuna işi ulaştıracaksınız, paylaşımınızı o noktaya getireceksiniz ki o evlilik sisteminin, evlilik ilişkisinin başka hiçbir sistemin veremeyeceği size faydaları elde edebilirsiniz. Eğer bu faydaları elde etmeyi umuyorsanız niye evleniyorsunuz? Adama dert de değil mi? Yüktür. Her iki cinse de yüktür. Yani o faydaları elde etmek adına evlilik kuruluyor. Peki bu evet de oluşur mu? Bu evet de oluşmaz. Ondan sonra insan ilişkisi söz konusu. Siz bütün insanlarla dost olabiliyor musunuz? Bütün sırlarınızı açabiliyor musunuz? Her şeyi paylaşabiliyor musunuz? Ya da bunu yapmanız için ortaya hangi koşulları koymanız, neleri, hangi icapları yerine getirmeniz gerekiyor? Şimdi evlilik de bu, o hukuki akit yaptıktan sonra sanki bunları yerine getirmeksizin insan doğasının dışında bunlar otomatik olarak ortaya çıkacakmış gibi bir algı var. Tabi gereğini yerine getirmeyince ortaya çıkmıyor. Peki paylaşmamanın bedeli nedir burada? Evlilik sisteminin başka hiçbir sistemin, kurumun, beraberliğin taraflara veremeyeceği katkıları ve faydaları vardır. Bu ancak onu inşa edebildiğiniz oranda, yani sizin kesişim kümenizi arttırabildiğiniz oranda ortaya çıkartabileceğiniz sonuçlardır. İki taraf da ancak o durumda bunu elde edebilir. Peki sorumluluk kimde? Her iki taraf da bunu ortak inşa etmek mecburiyetinde. Bunu yaparken de evlilik akdinin dışında insan boyutuyla yapmak mecburiyetinde. Benim sizinle bir sırrı paylaşabilmem için zorunlu koşul size
koşulsuz güvenmem. Güvendiğim oranda sizinle paylaşırım, değil mi? Bir bilgiyi paylaşabilmem için o bilgiyi paylaşmama ilişki bir nedenimin olması lazım. Neden ortaya çıkarsa onu paylaşırım. Bugün şu ortamı paylaşıyoruz. Herkes kendince bir neden bulduğu için geldi burada. Nedenini yakalayamayan arkadaşlar davet edildiği halde gelmediler. Bunun için herhangi bir sonucu elde etmek adına paylaşmak benim için zorunludur. Elde etmeyi hedeflediğim, talep ettiğim neyse, o büyüklük neyse, o derinlik neyse, o çap neyse, buna karşılık bana düşeni öncelikle ortaya koymak zorundayım. Anlasın, anlamasın, algılasın, algılamasın hiç önemli değil. Ben kendi adıma talep ediyorsam, talep etmiyorsam o zaman orada şeye, çelişkiye düşmemek lazım. Ortaya bir şey koymayacaksam beklememem de gerekiyor. En azından bu rasyonaliteyi yakalamak gerekiyor. İş hayatı içinde çok görüyoruz biz. Mesela biz geçen hafta insan değerleri diye bir kavramı tartışmaya açtık. Bir söyleşiyi de internet sitemize koyduk, tavsiye ederim. Bundan sonra onu da bir kampanya haline getireceğiz. İnsan kaynaklarının bir üst fazı olarak görüyoruz. Biz orada dedik ki, yani ikisi arasındaki temel farkı koyarken, bir sistemin içinde, bir şirketin içinde, isterseniz bunu herhangi bir kurum olarak görebilirsiniz. Zorunlu 5 tane değer var, değerler sistem içinde. Eksen değerleri var, nesne değerleri var, özne değerleri var, sistem değerleri var, süreç değerleri var. Eksen değerleri o kurumu oluşturan temel anlam cümlelerdir. Yükledikleri anlamdır, temel ilkeleridir, temel değer yargılarıdır ve sınırlarıdır. Onu tek yapan, farklılaştıran, oluşturan temel değerlerdir. Nesne değerler, o sistem içinde kullanılan bütün enstrümanlar, araçlar, gereçler, sermaye, finansman hepsidir. Sistem değerleri belli. Onun varlık nedeni gerçekleşecek sistem için gerekli parametreler. Efendim, süreç değerleri belli. Oradaki aktiviteler. Özne değer, burada konumuz bu. Özne değer nedir? Bütün bunları ortaya koyan, belirleyen, kullanan, değiştiren, yöneten temel şey neyse, unsur neyse. Temel unsur insan burada. Yani herhangi bir sistemin, onun aile deyin, devlet deyin, toplum deyin ya da şirket deyin. Şirketler özelinde. Özne değer temelde insandır. İnsanın dışında bütün bunları alıp kullanabilecek, yeniden üretecek, vaziyet edecek başka bir şey yok. Bu yadsınamaz bir şey, inkar edilemez bir şey. Ama mevcutla birlikte bunu düşünelim isterseniz. Mevcut uygulamayla. Şirketimiz içinde pek çok insan var. İnsan var. Acaba bu insanlar özne değerler konunun pozisyonunda mı ben konumlandırmışım bunu? O pozisyonun doğasına ilişki mi geliştirmişim yoksa başka mı? Şimdi irdelemeyi buradan yapıyoruz. Ben oturuyorum işin patronu olarak iş kuracağım. Ne olacak? İşte şu işleri yapacağım. Bunun için bana ne gerekti? 4 tane araba gerekti, 8 tane bilgisayar gerekti, şu kadar masaya gerekti, 5 tane de adam gerekli. Listeliyorum. Özellik şu olacak. Adamlar da bu özellikler yüzünden şu iyi daktilo yazsın, bu iyi araba kullansın, bunun da efendim mesela iletişim kabiliyeti çok olsun. Şimdi bir bilgisayarla bir insan aslında nesne değerler cümlesinden aynı şekilde analiz ediyorum. Ben oraya burada insan istihdam etmiyorum. İnsanın konuşma kabiliyetini, efendim iletişim kabiliyetini, araba sürme yeteneğini ya da bilgisayar kullanma yeteneğini. Peki o insan bu kapıdan girerken araba sürme yeteneğinin dışındaki bütün insani taraflarını, hususlarını, parametrelerini dıştaki askıya asıp girebiliyor mu? Giremediği andan itibaren, onlarla girdiği andan itibaren ben de onları burada yok sayıyorsam, insanın o tarafları şişede durduğu gibi durmuyor. Başlıyor sorun çıkartmaya. Ondan sonra ben de başlıyorum insan kaynakları kavramını geliştirmeye. Her soruna ben bir tane çözüm buluyorum. O çözüm karşısında başka bir sorun çıkıyor. Kocaman bir konsept çıkıyor ortaya. Bunun ucu yok. İnsanı eğer, yani aslı özne değeri olan, olması gereken o sistem içinde bir unsuru siz nesne değerler içinde değerlendirirseniz, adına istediğiniz kadar insan deyin, özne değer deyin, şöyle yapıyoruz deyin, ne derseniz deyin, orada uygulama önemli, değerlendirirseniz o kendi doğasına aykırı olan her yerde sorun çıkartacaktır. Şimdi buradan konumuzla bağlantıyı kurayım. Biz burada o insanı bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Kendi hayat amaçları olan, hedefleri olan, mizacı olan, mizacına göre iş yapmaya çalışan ve bu sistemin aldığı bütün kararlar, efendim şu odanın badanası, şuranın çıkışı, o insanı ilgilendiriyorsa, ilzam ediyorsa ona mutlaka ilgisinin, bir katkısının olması lazım. Ben yukarıda bunların hepsine karar veriyorsam, onu yok sayıyorsam, o sadece bunları uygulama pozisyonundaysa çıkartacağı bütün problemleri de benim kabul etmem gerekiyor. Yok böyle yapmayacaksam,
böyle yapmayacaksam o zaman ailede ben nasıl yapıyorsam burada da öyle yapmak mecburiyetindeyim. Şimdi bu bir paylaşım esasıdır. Öbürü de bir paylaşım esasıdır. Ben şu kadar para veriyorum, o da 8 saat bana sürekli bilgisayarda yazıyor. Bir paylaşım değil midir? Ben silah zoruyla da yaptırmıyorum. Ama yazıyor, ama sorun çıkıyor da. Ha, o insan yapan unsurlar neyse bu sistemin içinde unsurların hepsinin olması lazım. Şu ya da bu şekilde. Bunu şu anda uygulamasını çok anlatmak istemiyoruz da. Siz maaş veriyorsunuz, o da işini yapıyor. Bu nasıl bir paylaşım, anlamadım. Hı? Anlayamadığınız yer? Neyi paylaşıyorsunuz siz orada? Buradaki hayatın, buradaki sistemin, buradaki uygulamaların, süreçlerin, kararların, fikirlerin hepsini ona isabet eden hepsini paylaşıyoruz. Bunun için yapıyoruz? Bu önemli. Yani o neyi paylaştığımız ayrı bir fasılda belki anlatayım da bunun niçin yaptığımız önemli. Şimdi öyle bir pazar içinde biz iş yapıyoruz ki bu söylediklerimiz bu pazar için fantazi. Yani ben bu adama piyasanın da üstünde maaş veriyorum. İnsan gibi de davranıyorum. O da razı olarak buraya gelmiş. Ondan sonrasında ben niye yapayım? Onun adına niye yapayım? Tanımıyorum ki, akrabam değil, babamın oğlu, babamın kızı değil. Bu bir paylaşım. Ben ortaya koyabildiğim kadar o da ortaya bir şey koyuyor. Burada gitgide çatışmasızlık artmaya başlıyor. Yani o barış dediğimiz, pelesenk ettiğimiz retoriğini konuştuğumuz şey var ya, çatışmıyor. İnsanlar birbirlerini daha çok anlamaya başlıyor. Ben dışarıdan herhangi bir motivasyona ihtiyaç duymaksızın, sadece aldığım kararlar, ortak belirlediğim sınırlar dahilinde, arkadaşlar kendi içlerinden gelerek, fedakarlık da değil, evinde nasıl yapıyorsa, kendi adına nasıl yapıyorsa, onu yapıyor. Benim için de yapmıyor. Çünkü ben eviyle buranın arasında, sokakla buranın arasında, kendi özel hayatıyla buranın arasında sınırlar olmasını istemiyorum. Yani insanı beşe parçalanmasın. Buraya girerken iş şapkası, eve giderken ev şapkası, sokakta öbür şapka, 10 şapkalı adamda zihin nasıl parçalanıyorsa, ruh nasıl parçalanıyorsa, arada nasıl çatışma çıkıyorsa, efendime söyleyeyim, onun bedelini o ödediği kadar bana da geliyor, ödetiyor burada. Şeyi bir ayrı koyuyorum, ayrı konu. Yani ben insana insan olarak baktım, onun temel hukukunun bu olduğunu. Daha pragmatist bakıyorum meseleye. Bu bir paylaşımdır ve standardın dışında bir şeydir. Ama o korkular dedik ya, korkulardan çıkışla ben çok daha rahat ederdim burada. Sınırlarını çizerdim, şeyini de çizerdim, sonuçlarımı da alırdım. O korkulardan çıkışla öyle yapınca bambaşka problemler, böyle yapınca da bambaşka problemsizlikler çıkıyor ortaya. O zaman üreten değerler çıkmaya başladı ortada. Benim hiç aklıma gelmeyeni o söylüyor. İşi benden öte daha sahiplenmeye başlıyor. Ama ben de onun hayatını ondan öte sahiplenmeye şey yapıyorum. İnsan adına yapıyorum bunu. Şimdi bu bir paylaşım meselesidir. Ben kendi adıma yapıyorum. O bir paylaşım meselesi, o da kendi adına yapıyor. Ve ortaya o zaman herkesin kendi payına düşeni aldığı, daha huzurlu olduğu bir sistem çıkıyor. Bunu aile içinde düşünün. Karşıya yapacağınız paylaşıma ilişkin her şeyi kendi adınıza yapıyorsunuz. Çünkü sizin yaptığınız orada iyiliği tahrik edip ya da paylaşımı tahrik edip, üretimi tahrik edip oradan karşılık gelirse kazanacak olan sizsiniz. Paylaşmayınca, işi stop ettirince, paylaşım gerçekleşmeyince kaybedecek olan yine sizsiniz. Beklentiniz yoksa sorun yok. Beklentiniz varsa karşılığını koyacaksınız. Beklentinin olmaması nedir? Ya onu bilmiyorsunuz, yani diyelim ki ailenin size sağlayacak katma değerinin ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Yani hepinizi tenzih ederek söylüyorum, genelleyerek söylüyorum. Ya da bildiğimiz halde buna ilişkin olanı ortaya koyacak akliyete, farkındalık düzeyine, iç olgunluğuna ya da etik yapıya sahip değilizdir. Ya da patolojik bir şeyimiz vardır, sorunumuz vardır. Dahası olmaz. Yani karşıdan araba geliyor, bana çarpıyor. Çarpınca ben paramparça olacağını biliyorum ve hala arabanın önünde duruyorum. Bu nasıl bir çelişkiyse, çünkü orada net bir farkındalık var. Biliyorum araba çarpar ve ben ölürüm. Durabilir miyim orada? Bu denli, aynı hayati, yani bu kadar önemli bir hayati önemi var. Bu denli bir bilince sahip olduğum andan itibaren orada da paylaşmamak gibi bir şey söz konusu olmaz. Mümkün değil. Çünkü bedelini ben ödeyeceğim. Evet. Ben birkaç şey... Konuşmalar için söylemek istiyorum. Şimdi efendim, paylaşım, tabii ilk konuşmamda söyledim. Bir değerler paylaşımı var, bir de somut anlamda paylaşımlar var. Mesela biz bireysel olarak her an, her dakika bir paylaşımın içerisindeyiz, evet. Yaşamımız süreci içerisinde. Artı aile üzerine değerli katılımcılar ve sizler de önem verdiniz, aile için ciddi bir paylaşım var. Çalışma hayatıyla ilgili ciddi bir paylaşım var iş ortamında. Artı toplumsal yaşam içerisinde
toplum yaşamı çerçevesinde sosyal paylaşımlarımız var. Zaten bu paylaşımlar, mesela sosyal ağlar oluştu. İşte Facebook'ta paylaşıyoruz, Twitter'da paylaşıyoruz, efendim internet özel sitelerimize paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız ifade etmişlerdi. İş ortamında paylaşıyoruz. Mesela ben değerli hocamın öğrencisiyim. Öğrencilik yıllarımdan beri benim hocalığımı yaptı. Hala hocamdır. Saygıyla yanında oturuyorum. Bilgisinden her an her dakika paylaşıyorum. Tecrübesinden paylaştım, yaşanmışlıklarından, deneyimlerinden paylaştım. Artı uygulamalarından paylaştım. Öğrenciyle olan ilişkiler ve iletişim boyutlarından paylaştım. Gözleme dayalı paylaşımım var. Benim şöyle bir şey üzerine durmak istiyorum. Şimdi biz paylaşımın, belki ona metodolojisi mi diyersiniz bilemiyorum. Mesela bir Avrupa Birliği projesi kapsamında baktığınızda paylaşımı, herhalde. Nuri'ye soracağız zaten. Evet, o tarafa kaymamız lazım. Yani bir proje mantığı, proje mantığı içerisinde baktığımızda, yani paylaşımı bir şeye oturtmamız lazım gibime geliyor bana. Tabii ki bütün arkadaşlarımın farklı farklı düşünceleri var, yaklaşımları var. Mesela ben paylaşımda sınırlılıkların olduğu kanaatindeyim. Sosyal yaşam için de geçerli, bireysel hayatım için geçerli, iş ortamı için geçerli. Mesela bilgisayar ağ sistemlerimiz var. Ağlarda kişiye özel paylaşımlar var. Genele özel paylaşımlar var. Efendim, sınırlılıklar var. Efendim, artı aile içinde dahi eşinizle kurum bilgilerinizle ilgili veyahut da iş ilişkilerinizle ilgili sınırlı paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Sınırlıklar getiriyorsunuz. Bunun bir kurallar bütünü çerçevesinde baktığımızda prensiplerini veya kurallarını ortaya koymamız gerekiyor. Bireysel paylaşımlar nasıl olabilir? Çalışma ortamında paylaşım nasıl olabilir? Aile içi ortamında paylaşımlar hangi kurallar çerçevesinde veya sınırlıklar olmalıdır? Sınırsızlık olmaması lazım diye düşünüyorum. Mesela sosyal medya, bir örnek vereyim. Demin değerli arkadaşlarıma söylemiştim ayaküstü. Dedim ki sosyal medyada her şeyi paylaşıyoruz. Ben şöyle bir, benim şeyimde Facebook'ta bir şeyim var. Şimdi sosyal medya ortamında şeffaflığa evet, çıplaklığa hayır diye bir şeyim var. Benim yaklaşımım var. Yani çok da şey olmaması lazım. Çıplak derken hani kişisel çıplaklık anlamında söylemiyorum. Yani teşhirciliğe hayır anlamında ifade ediyorum. Efendim, bunu da böyle sınırlarını iyi çizmemiz lazım. Yoksa sınırsız hiçbir şey paylaşım olmaz. Refahı paylaşıyoruz. Sizin demin örneklerinize katılıyorum. Şimdi bir iş ortamı içerisinde birlikte çalışıyoruz. İş ortamını paylaşıyoruz. İşte değer yaratmak için katkıyı paylaşıyoruz. Katılım, mesela benim bilgi birikimim, tecrübem yetersiz olabilir. Hocamın ciddi anlamda o konuda uzmanlığı ve bilgi birikimi vardır. Onu paylaşmamız gerekiyor. Şöyle çok basit bir örnek vermek istiyorum. Şimdi günlerce süren bir iş akışı içerisindeki bir problemin efendim çözümünde uzmanlar katkı sağlıyor fakat bir türlü çözüm bulamıyor. İşin uzmanı geliyor, işte bir böyle tık diye dokunuyor, anlatabiliyor muyum? Sistem çalışmaya başlıyor. Şimdi mesela değer biçme anlamında, mesela ücretlendirme anlamında onu bir paylaşım olarak kabul ettiğinizde belki patron olarak dersiniz ki ya hiçbir katkısı olmadı ya da şey istedi, mesela işte 1 milyon lira istedi. Bugünkü değerle ifade edeyim. Ama sizin şeyinize göre o paylaşılanın değeri çok basit. İşte bir tık diyor. Ama kimse onun bir vurarak çalışması gereken bir sistem olduğunu bilmiyor. Tecrübeyle işte hocam mesela o katkıyı bize sağlayabiliyor. Bir dokunuyor bize parmağın ucuyla, bizim sistem çalışmaya başlıyor ve biz hayat buluyoruz. O anlamda söylemek istiyorum. Yani sistemin her tarafı, ülke içi iktidar paylaşımı yapıyoruz mesela. İşte o paylaşımı böyle kurallar bütünü, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düşünün, iç hizmet hukuku çerçevesinde eğer iletişim sistemini orada oturtmadığımız zaman, ilişkiler ağını, orada ciddi bir kargaşa meydana geliyor. Kürsüyü dahi paylaşamıyorlar. O da bir paylaşım bence. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu çerçevede bazı düşüncelerimi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
Bu tarafa da bir iki söz hakkı verelim. Ondan sonra uygun görürseniz bu konuyu nasıl ele alalım, nasıl gündeme getirelim, getirelim mi? Bir onu konuşalım. Sonra bu geceyi bitirelim. Almışken bir iki şey söyleyeyim mi? Yani lütfen buyurun. Yani biz biraz konuşmaya alışık hocalarız herhalde ondan. Şimdi tabii varlık nedeni sonuçta bir anlamda belki mutluluk şeklinde de açıklanabilir. Çünkü niye? Varlığınızı sürdürebilmek sonuçta mutlu olmanızı getirir. İhtiyaçlarınızı karşılamak da mutluluk anlamına gelir. Demek ki mutluluk burada çok kritik bir sözcük. Belki onu iyi korumakta yarar var. Şimdi paylaşma demek bir tür karşılıklılık demek. Yani bir mütekabiliyet demeyim ama karşılıklılık. Çünkü siz bir şey veriyorsunuz, onun karşılığında bir şey alıyorsunuz. Paylaşma deyince hep böyle biraz hani günlük hayatta bizim bu paylaşım sitelerindeki paylaşma gibi almayın. Bu paylaşma hemen her konuda biraz önce hani işçinin çalıştırılması gibi de anlayın. Aslında bu bir paylaşmadır. Birisi emeğini katıyor, siz ona karşılık bir değer veriyorsunuz ve bir şey paylaşıyorsunuz. Ancak böyle o ihtiyacını, ben de ihtiyacımı karşılıyorum. Dolayısıyla burada bir karşılık var ve bunun bir dengeyi sağlaması gerekiyor. Eğer bir denge olmazsa burada ciddi bir sorun var demektir. Siz buna tarafların hukuku dediniz, ben onu sevdim. Adalet burada çok önemli çünkü adil olacaksınız. Yani bu işler alıp verirken de bunun bir adaleti olacak, bir dengesi olacak. Aynı şeyi alıp vermiyorsunuz. Yani biriniz birine para veriyor, öbürü ona emek veriyor filan. İkisi böyle mutlak. Ama sonuçta birbirini karşılayan bir şey olmalı. Burada bir adalete ihtiyaç var. Bazı hallerde tabii biraz da güven filan gerekiyor. Yani hani biraz önce dediniz ya, evlilikte kesişim kümesi ne kadar büyük olursa. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Kesişim kümesi 33 sene olmuş, birilerini gördüm. Ayrıldılar. Hala teyit o zaman onlar. Hatta çok teyiti ilginç, de bozmuşlar demek ki. 33 sene birlikte yaşamışlar. Sonra ikisi emekli olmuşlar. Birdenbire artık benzer şeyler yapıyorlar evde. Sığmadılar birbirlerine. Fazla geldiler. Ve ayrıldılar. Sonra yani hepinizin de çok bildiği bir adam bu şeyin. Hani bir sürü partiye falan danışmanlık yapmış bir hekim arkadaşımız var. Neyse o anası babasına şikayette bulmuştu. Bir de bunlar ayrılsın falan diye. Kesişim kümesi çok büyüktü. Ama kesişim kümesi mutluluğu garanti etmiyor. Paylaşmayı garanti etmiyor. Ortak yalnızın çok olması mutlaka sizin iyi paylaşacağınız anlamına gelmiyor. Yani bir kere bir şeye işaret edelim. Öyle kesişim kümesi kocaman oldu. Ah ne güzel. Yani biz de ortak dili konuşuyoruz. Hepimiz iyi Türkçe konuşuyoruz. Hepimiz aynı kültürden beslendik. Yani şimdi hepimiz iyi konuşur muyuz karşılıklı böyle? Böyle bir şey yok. Evde birisi Nuh diyor, öbürü peygamber diyor filan. Yani dolayısıyla çatışma ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Yani siz o ortak zeminden değil, hala o ortağın dışından bir farklılığınızı vurgulayarak iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Onun için burada kesişme kümesi bir garanti değil. Bu olsa olsa ancak bir zemin olabilir. Bu zemin doğru kullanılırsa buradan bir şey çıkabilir. Ve bizim bu paylaşmayı sürdürebilmemiz gerekir. Çünkü bu mutluluğun sınırı yok. Hani işte ben işverenim, belli bir emek satın alıyorum. Onun karşılığında da para ödüyorum. Karşılığını ödedim, öyleyse işimiz bitti. İşimiz bitti diye bakarsanız aslında bütün sorunlarınızı çözmüş olmuyorsunuz. Çünkü o adam sizin burada yaptığınız herhangi bir şeyden müşteki olabilir. Farkında olmadan, yani işte renk rahatsız edebilir onu. Merdivenlerin sayısı rahatsız edebilir onu. Öyle mi? Sizin ona tavrınız, bakış açınız vesaire, tepeden bakmanız rahatsız ediyor olabilir. Siz bunları da ne yapmanız gerekiyor? Yumuşatmanız gerekiyor. Yani onu mutlu edecek, verebileceğiniz başka şeyler de verdikçe o da size bir şeyler vermeye başlıyor. Siz ona bir şeyler daha vereceksiniz ki yani hem de güvenerek ona inanıyorum, vermem gerektiğine inanıyorum diyorsunuz. Yani bende var, vermem gerektiğine inanıyorum. Onun çünkü mutlu olacağına inanıyorum bunu yaptığım takdirde. Eskiden işletmeler bu işlere pek karışmazlardı. Sonradan işte Kırıkkale'de bir işletmeci böyle havuzlar falan yaptırmıştı çalışanlar yüzsün diye. Özel bir şey yaptırmıştı, bir eğlence merkezi yaptırmıştı, herkes gelip orada dans ediyordu.
Başkaları tutup çalışanlarına evler yaptırmışlardı. Çocuklarına okullar yaptırmışlardı. Niye? Herkes şöyle bir sınır çizmiyordu kendisine. Yani ben bir emek satın alıyorum, bedelini de ödüyorum. Daha ne kardeşim? Affedersiniz. Tam bu dediğinizi mesela üretici bir paylaşım olarak kabul ediyor musunuz? Yani evet. Karşı taraf hakikaten havuz mu talep ediyor? Yani paylaşımın şeyi bu mu? Değil tabii. Yani onun adına düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki bunu yapsam o iyi olur da bu bir paylaşım, yani üretici bir paylaşım mı? E tabii. Yoksa affedersiniz, çok özür dilerim. Mesela bir örnek. Şimdi burada çalışan insanlar, ben de dahil, gün 24 saat biz buraya yolunla koyarak 10-11 saatini veriyoruz. 8 saatini uykuda derseniz demek ki hayatın yarısını buraya geçiş yapıyoruz. Ben gelsem sizin evinize hiç sizin ihtiyarınız dışında dekorasyonunu, eşyasını efendime söyleyeyim. Bu bundan çok mutlu olur, çok huzurlu olur diye çok fevkalade yapsam, müdahale etsem ne kadar huzurlu olursunuz? Olmam. Burası da onun evi gibi. Şimdi ben onun adına düşünsem de en iyi desem bu üretici bir paylaşım mı olur acaba? Şimdi buradan tabii güzel şeyler yakaladık. Paylaşılma anlamı üzerinde demek ki birazcık yoğunlaşmamızda icap edebilir. Evet. Özür dilerim, buyurun hocam. Ben sonuçta onun ihtiyacını, onun ihtiyacı gördüğü bir şeyi sizi de rahatsız etmeyeceğini düşündüğünüz ölçüde sağlayabiliyorsanız, onu sağladıkça öbürü de size karşı bir şeyler ne yapıyor? Geliştiriyor, üretimde daha fedakar davranıyor, daha gayretli davranıyor. Sizin mesai anlayışınıza, ne bileyim ben işte ek bir gün biraz daha fazla çalışmamız gerektirir dediğiniz bir günde, çok sıkıntılı olayım dediğiniz bir günde bir de bakıyorsunuz o yanınızda hazır ve nazır. Bu anlamda demek ki paylaşma artıyor. Dolayısıyla ama bir sınırlılık yok mudur? Mutlaka her şeyde olduğu gibi bir sınırlılık vardır. Sınırlılığı oluşturan şeylerden birisi kaynaklardır. Siz olandan fazlasını veremezsiniz. Yani sizde var olduğu sürece veriyorsunuz. Olmayan bir şeyi veremiyorsunuz. Demek ki sınırlılıklardan birisi bu. Kaynaklar biraz azalıyor ya da çoğalıyor. İşte kaynaklar azalıyorsa orada verirken biraz daha mütereddidsiniz. Ama çok olandan vermek daha kolay. Sözüm böyle tamamlayayım. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Biz dışarıda da bunu konuşuyoruz. Paylaşmak lafı çok geniş kapsamlı bir laf. Şimdi sizlerin, beyefendilerin başta söylediği gibi işin içinde rant varsa, size rakip olacaksa bu çok farklı, daha maddesel bir paylaşım. Bilgi de olsa sonuçta, çünkü para var işin içinde. Bir de diğer tarafta kazanılana rant demeyelim ama daha duygusal, duyguların, değerlerin yoğun olduğu bir paylaşım. İkisi birbirinden bence çok farklı. Çünkü siz niçin soruların cevaplarını size vermiyor? Siz arkadaşı olarak görmüyor. Çünkü orada gerçekten bir para var, rant var işin içinde. Niye versin kendi girecekken? Niye siz giresiniz daha iyisiniz? Tabii ki vermez. Ama gerçekten onun canı ciğer arkadaşı olsanız, sizi farklı kılan, onun sırlarını paylaşan insan olsanız size verecektir. Ben giremezsem bari benim arkadaşım girsin düşüncesi olacaktır çünkü. İkisi birbirinden çok farklı. Belki güven, sırrını paylaşmak. Ama işin içine para girdiği zaman çok şey değişiyor. Deminden beri birkaç kere sordunuz, dikkatimi çekti. Paylaşmadığınız zaman ne olur diye. Bence paylaşmadığınız zaman karşındakinizin farkındalığıyla alakalı olarak o üzülür veya üzülmez. O eğer farkındaysa, sizin onunla bir şey paylaşmak istediğiniz zaman reddediyorsa, belki sonradan düşününce üzülür ama ilk anda kendini galip bile düşünebilir. Siz karşınızdakine verdiğiniz değere göre üzülürsünüz veya üzülmezsiniz. Ama paylaşırsa iki tarafta kazançlı olur. Ama paylaşmazsa iki tarafta kaybetmez diye düşünüyorum. Çünkü demin söylenilen laf benim de aklıma gelmişti. Mevlana'nın lafıdır o. Ne kadar bilirseniz bilin, anlatabildiğiniz karşınızdakinin anlayabildiği kadardır. Siz görmek istemeyen bir kimseye hiçbir şeyi gösteremezsiniz. O kendini nicelik olarak tamamlamadan hiç kimse nitelik olarak atlayamaz. Siz suyu 60 derecede kaynatamazsınız. Onun 100 dereceye ısıtılması gerekir. Karşı taraf paylaşmayı reddediyorsa reddediyordur. Siz onun adına düşünemezsiniz. Havuzlu villalar yaptırıp içine koyamazsınız. Belki mutsuz olacaktır çünkü. Nereye kadar paylaşmak? Onun sınırını koyan sizsiniz. Sizde çok olanı mı paylaşmak? Çok beylik laf. Hayır, sizde az olanı paylaşırsınız. Çünkü karşıdan ne geleceğini bilmiyorsunuz. Belki sizde az olanı verdiğiniz için yanlışlarınızı görürsünüz de o sizi daha çok
besler. Karşı taraftan aldığınız daha fazla olur. Ben, bu taraf bana çok uzak. Çünkü ben devlet memuruyum. Sınavlara girildiği zaman soruların verilmesi bizde fark etmiyor. Bizde bilginin paylaşılması çok fark etmiyor. Çünkü ben sabah 8 akşam 5 çalışırım. İşini yapan da parasını alır, yapmayan da parasını alır. Ama özelde böyle değil. Sizin söylediğiniz gibi. Onun için daha çok karı koca arasında veya duygusal yönden, yani insanlar arası değerlerin paylaşımına daha yatkınım. Onu fark ettim. Boşanmalar niye çok arttı? Çünkü insanlar çocukları üstünden paylaşıyorlar. Ve çocuk belli bir yaşa gelip paylaşım azaldığında 33 sene sonra mesela boşanıyorlar. Hocam bir de kesişme kümesi, o kümenin nasıl olduğu çok önemli. Eğer büyük kümenin içinde küçük küme kalmışsa, %100 aynı olsa bile o küçük küme paylaşmaktan bıkmıştır artık. Çünkü hiç kimse artık küçük, hep kullanıldığı gibi Amerika olmak istemiyor. Herkes kendi ayakları üstünde birey olarak savaşmak istiyor. Niye boşanmalar arttı? Örf adet. Çünkü kadınlar güçlendiler. Çünkü kendi haklarını savunur hale geldiler. Ve haklarını savunan kadın erkek tarafına hiç de çekici gelmiyor. Evde dırdır eden kadın pozisyonuna geliyor çünkü. Çünkü... O yüzden birlikte buradasınız. Yani siz kesişim kümesini siz sınırlandırarak yapmanız lazım. Çünkü siz istediğiniz için paylaşıyorsunuz. Kimse sizi zorlayamaz paylaşmayı. Tekrar diyorum, ben rant bölümünü hiç bilmiyorum. Bana çok uzak. Ama kendimi sizin yerinize koyuyorum. Evet, ben de çok ciddi bir anlaşma yapmadan bilgilerimi vermek istemezdim. Bana seneler önce bir hocamın lafıdır. Ben asistan eğitiyorum, baş asistan olarak çalışıyorum. Talep etmeyen hiç kimseye bilgini verme demişti. O zaman çok yanlış düşünmüştüm. Olur mu? Hep herkese eğitelim. Herkes çok iyi doktor olsun. Herkes hastayla şöyle davransın diye. Çok yanlış olduğunu gördüm. Çünkü bilginizin değeri olmuyor o zaman. Buradan giriyor, oradan çıkıyor. Talep edene, paylaşmayı isteyene verdiğiniz zaman anlamı oluyor, yerine oturuyor. Dediğim gibi suyu 60 derecede ısıtamazsınız. 100 derece olması lazım. O basınç altında 50 derecede kaynatıyorlar. Basınç altında ama o da askeri işte. Yani disiplin. Teşekkür ederim. Boş geçmeden ben size sorayım hocam. Bir de siz çalışanın hani paylaşıma olsun diye işte mekana soruyorum dediniz. Mesela o da dese ki kırmızı olsun bu duvarlar, siyah olsun. Olmaz. Niye? Kırmızı. Ben sormuyorum ki, onlar bana sormuyorlar. Ben şimdi huzurunuzda arkadaşlara bir teşekkür edeyim. Bugün cumartesi, mesaileri de yoktu. Emin olun bu toplantı benim bilgim dışında, talebim dışında kendileri düşündüler, kararlaştırdılar. Bana da dediler ki siz bu için moderatörlüğünü yapacaksınız. Kendileri evlerini, sıcak yataklarını, eşlerini bıraktılar ve buradalar. Hiçbir tanesinden ben ilgilenmiyorum. Onlar karar veriyorlar. Bana da fikrimi alıyorlar. Bazen çoğunlukla belki fikrim kabul de edilmiyor. Ama biz bir ailede geçirdiğimizden daha çok burada hayat geçiriyoruz. Yani ben kendi hayatımı huzurlu, tatmin içinde olmak istiyorum. Bu hanımefendi de, bu beyefendi de tatminini yakalarsa biz burada ortak bir şeyi çıkartırız. Yakalamazsa bu sorun. Yani ben pragmatist olarak bakmıyorum meseleye. Pragmatist baksam da neticede bir sürü sorun var. O sorunlarla uğraşmaya çalışacağım. Çok küçük bir şey size. Bir matbaacı arkadaşım vardı. Efendim bir ihale almış bu. 24 saat çalışıyoruz diyor. O kadar yüklü bir şey. Gündüz bir arkadaş benden izin istedi. Ben de bu şeyin arasında sana izin vermem dedim diyor. Sonra bu adamın kafası bozulmuş. Artık derdi neyse, gece telefon bir gittim ki diyor, anahtarı atmış offsetin içine. Offset paramparça. Efendim 2 milyon dolar şeyim gitti. Teminatım yandı. Makinem gitti, şey gitti, iflas ettim. Tek bir insanı siz iş dünyasında yıkarsanız ortaya çıkartacağı yıkıcı etkiyi şey yapamazsınız. Yani bunu bir uç örnek olsun diye veriyorum. Biz işin normalitesinden bakalım. Yani bana buranın kırmızı, siyah, yeşil bilmem ne olması hiçbir şey değil. Hep beraber biz kırmızıdan hoşlanıyorsak ben fikrimi söylerim sarı olsun diye. Ama kırmızıdan hep beraber hoşlanıyorsak kırmızı olsun. Yani yeşille kırmızı arasında hiçbir fark yok. Ondan mutlu olacaksak ondan mutlu olalım. Herkes hepsinden hoşlansa problem değil zaten de. Ha, onu da paylaşmayı işte öğreniyoruz öyle. Öbür türlü. %50 de kendine yöntem buluyor. Bakın endişe, bu çok nirengi bir nokta.
hani korkulardan bahsedildi ya, paylaşamamanın arkasında, efendime söyleyeyim, adil olamamanın arkasında bu tür korkular var. Şöyle olursa da, olursa da biz yol bulamazsak da, niye otoriter rejimler gelirler? Otoriter rejimler alttakilere güvenemezler. Hattasını da söyleyeyim ben size. Çok geniş özgürlük alanları çok iyi nedenlerle sınırlanmıştır. Bunları algılayamayan toplumlar, yönetemeyecek olan toplumlar şu tarafa giderler, böyle zarara uğrarlar, bilmem ne yaparlar diye çok iyi de gerekçeler gelir değil mi buna? Ama siz özgürlük alanı içinde bırakın bakalım, adam biraz zarara uğradıktan sonra kendine bir yol bulacaktır, zarara uğramadan. Sizin özgürlük alanını kısıtlayarak ortaya çıkarttığınız zarar asimetrik olacaktır. Öbüründen hiç mukayese edilmez. O korkularınızın hepsi burada da, biz bunu bilmiyorsak bu alışkanlığı ama işin doğasına uygunsa temel sınırlar içinde yürürüz. 3 ay hata yaparız, 3 sene hata yaparız. 4. sene ortaya hakikaten hiç rüya gibi şeyler çıkıyor, sonuçlar çıkıyor. Rüya gibi sonuçlar çıkıyor ama korkuyla başlayınca olmaz mı? Ben bu tarafa vereceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Bize dün bir sunum yaptılar burada, bu sosyal paylaşım, sosyal medya üzerinden. Ben bilmiyordum, çok o konuda özürlüyüm. Fakat şu anda Türkiye'de 31 milyon tane Facebook kullanıcısı, 4 milyon Twitter kullanıcısı, 1 milyon da LinkedIn kullanıcısı varmış. Bence bunun anlamı şu, insanlar paylaşmayı istiyorlar, susuzlar, açlar, büyük talepleri var. Ve paylaşma noktasında endişeleri, korkuları, bilgileri yok. Sosyal medyaya hücum etmişler. Şimdi burada paylaşmanın anlamı çıkıyor. Paylaşıyor mu, paylaşmıyor mu? Paylaşıyor elbette de. Yani paylaşımın doğası ve ortaya çıkarttığı sonuçlar açısından. Ama hepsini kenara bırakın. Demek ki yani insanlar paylaşmamanın ne olduğunu, paylaşmamanın bedelini bir şekilde hissettikleri için önlerine bir mecra açılmış ve bu mecraya da hücum etmişler. Türkiye'nin yarısı. Orada bir şey paylaşmıyor. Kendini ifade etmek için. Bravo. O da bir şeydir işte. Paylaşım ihtiyacıdır. Yani o paylaşım ihtiyacını reel dünya içinde yakalayamayınca sosyal medyaya dönmüş. Yani siz çocukları çıkartın, bilgisayarın başına oturamayacak. İhtiyarları da çıkartın. Efendime söyleyeyim, sosyolojik olarak ondan irtibat olmayacak kesimleri de çıkartırsanız Türkiye'nin %70'ine tekabül eder o. Benim 6 tane hesabım. Bravo, o zaman... Yani 20 milyon da aktif kullanıcı var dediler. Her neyse, çok önemli değil. Bunlar büyük rakamlar. Demek ki burada ortaya çıkmış, daha doğrusu ishal edilmiş, ortaya çıkartılmış bir ihtiyaç var. Ama sorun paylaşımın anlamı, paylaşımın yöntemi, paylaşımın sonuçları. Ben bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra. Şimdi biz çok fazla dallandırdık bunu. Yani aslında bunu maksatlı yaptık. Paylaşımla ilgili mümkün olduğu kadar her tarafa bir dokunalım. Nereye iniyor, hangi genişliğe, hangi alana, hangi sahaya? Yani bunu belki birkaç celse daha yapalım. Bunun üzerinden ondan sonra sınırlayarak, odaklayarak kayda değer şeyler çıkartalım. Ama bu pası bir çözmek lazım. Paylaşım deyince çok sınırlı şeyler geliyor aklımıza. Ve kategorize ediyoruz. Yani işte maddi paylaşımlar, duygusal değil. Yani hayatında paylaşımın dışında tek bir alan bana, tek bir istisna gösterin. Mümkün değil. Varlığın doğası buna dayanıyor. O zaman biz bu kadar geniş içinde doğru bir algı geliştirebilirsek, efendim paylaşım yerli yerine oturmaya başlayacak. Kendi doğasına uygun işlev görmeye başlayacak. Geliştiremezsek bizim boşluk bıraktığımız her alanda demek ki işin doğasına uygun paylaşım gerçekleşmeyecek. Paylaşımın olmadığı alan yoktur. Bizim irademiz dışında, yani paylaşımın olmadığı bir alan da yoktur, an da yoktur. Zorunlu paylaşıyoruz. Pardon. Buyurun lütfen. Şimdi bence şöyle bir toparlamak istiyorum ve neticede de herhalde bir kampanya başlayacağız. Evet, şimdi yani birkaç şey daha sonra. Hem de buna bir hazırlık olsun istiyorum ben. Sonuçta paylaşım bir ilişki. Yani bu paylaşımsız bir dünya yok. Şu anda oturduk bir şeyleri paylaşıyoruz. Bence paylaşım korkulacak bir şey de değil. İşte neymiş acaba, rakibim benim altıma iner miymiş fiyatımı paylaşırsam? Tabii ki herhalde akıllı bir insan. Yani paylaşmak akılsız olmak anlamında değil. Hani bir şeyleri böyle her şeyi sokağa dökmek anlamında değil. Veya paylaşmak, işte aman ben nasıl olsa yarın boşanırım, evlenmeyeyim bari, paylaşmayayım. Böyle de bir şey olmaz. İşte ben personelimle bir şeyleri paylaşmayayım aman yarın benim şirketimi aynısını başka bir yere koyar. Yani bu da bence konuşmamız gereken konu değil. Dolayısıyla paylaşım daha çok hepimizin zaten ne nasıldır veya neyi paylaşmam gerekir konusunun dışında bence paylaşmamız gerekiyor mu? Ondan sonra da deriz ki evet, paylaşmamız gerekiyor. Çünkü paylaşımsız bir dünya yok. Bütün bu korkulara rağmen. Dolayısıyla asıl bence
Paylaşım ortamını yaratabilmek için ne yapmalıyız? Hani bizler neyi yanlış yapıyoruz? Daha iyi nasıl paylaşalım konusunu konuşmak belki gerekli. Ben tecrübelerime dayanarak birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle aramızda genç arkadaşlarımız da var. Belki onlara da bir katkısı olur söyleyeceklerimin. Başlangıçta işe girerken okuduğumuz okulu bile seçemiyoruz. Hani bir yerden başlıyoruz, işte sınava giriyoruz ve bir yeri kazanıyoruz. Belki o bizim istediğimiz bir meslek değil. Ona okuyoruz, çıkıyoruz. Amacımız nedir? Ekmek parası, öyle değil mi? Yani bir şekilde para kazanabilmek, hayatımızı devam ettirebilmek. Daha sonra çıkıyoruz, bir yerlere bakıyoruz, işte iş ilanlarına bakıyoruz. Bakın ne kadar güzel dedi, orada hep aklıma o geldi. Ondan sonra sıradan görüşmelere gidiyorum. Orada da çok zor, tabii iş bulmak gerçekten zor. Orada da insanlar karşımıza çıkan insanlar, İK diyorlar bir de onların adına. Birileri geliyoruz, profesyonel uzmanlar, genç çocuklardır çoğu ilk başlangıçta sizlerle mülakat edenler. Bu insanlar da çoğu şey konusunda uzman olduğu için sizleri de hemen tahlil ederler zaten o noktada. Görüşmeler yaparlar. Aklındaki şey bir an önce bir yere girmektir. Hele hele o firma eğer iyi de görünüyorsa bir şekilde orada bir yer almaktır. Daha sonrası girdikten sonra herhalde olacaktır. Ama iş hayatıyla ilgili ilişki geliştirmek veya başarıyla ilgili, kariyerle ilgili çok daha başındadır. Ben de aynı şekilde bankaya ilk girdiğimde hiç bilmediğim mali tahlil diyorlardı adına. Girdik işte bir şekilde herkes bankacı oluyordu bizim dönemimizde. Girdik mali tahlil girdikten sonra öğrendik. Neyse, sonuç itibariyle iş bulmak da çok zor. Sonra giriyorlar, bir yerden işe başlıyorlar. Ve maalesef tabii kurumsal böyle bankalarda, işte büyük holdinglerde, gruplarda dışında hani insan kaynaklarına önem veren kurumsal yapılarımız maalesef az. Ben biraz da abartarak söyleyeyim, belki de sektörün %90'ı dediğim kategoriye giriyor. Bir defa başlangıçta eleman seçimi yapılmıyor. O insanlarımız oraya belki de hiç istemeyecekleri bir iş hayatına giriyorlar. Hani kabul edildikleri takdirde. Daha sonra da bakıyorlar ki yöneticilerimiz bir defa insan değeri nedir? Bunun hakkında bir bilgileri yok. Yine bu yeni giren çocuklarımızın önünde modelleri yok. Bu iş nasıl yapılır? Nasıl bu çocuklar gelişir? Veya bu nasıl olmalıdırlar konusunda. Dolayısıyla insanlarımız, hani o çocuklarımız... İş hayatını işte bir yere girilir, para kazanılır ve sabah girilir, akşam çıkılır şeklinde görüyor. Bizim başta patronlar olarak bizler de bir personel işe nasıl alınır, nereye yerleştirilir, bunun yetkinliği nedir, işte buna nasıl bir hedefleme vermem lazım ve ne beklemem lazım? Konularını bilmediğimiz veya söylemediğimiz için veya arada böyle o çocukla aramızda bir ara kademeler yetiştirip bunlara bak şu eti senin kemiği benim sen bunu yetiştir diyemediğimiz için resmen sektör içerisinde kopuk sadece gördüğü kadarıyla iş yapabilen gelecek planını bile o şirkette yapamamış bir beklentisi olmamış bir dünya yaratıyoruz. Ve o küçük çocuklarımız için buradan bir yere geleceğim bu küçük çocuklarımız için dünya bu çalışma ortamı bu bir yere girilir sabah gelinir akşam gidilir işte bir İş herhalde böyle yapılır şeklinde biraz da abartarak söyleyeyim. Bir ortamda yetişirler. Dolayısıyla her şeyden ötesi şu. Biz bir defa birbirimize karşı açık olmak mecburiyetindeyiz. Yani paylaşımın asıl sırrı açık olmak. Direkt olmak. Direkt olurken de patavatsız olmak değil, net olmak. Ki biz kendimizi hem duygularını hem düşüncelerimizi birbirimize net olarak ifade edelim ki karşı tarafta bize aynı şekilde net ve açık olabilsin. Şimdi bu ortamı sağlayamadığımız müddetçe al ver olamıyor. Dolayısıyla yön gösterme olamıyor. Yardım olmuyor. El uzatmak olmuyor. Dolayısıyla buraya gelen insanlar ki mutlaka bu seviyenin çok üstünde insanlarız. Hani bunları düşündüğümüz için. Bence bir takım geri dönüşleri beklemeden biz acaba insanlara ne verebiliriz? Bir defa insanlara açıklık ve direkt olmayı öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk el uzatan biz olalım, onlardan çekinmeyelim. Biz bildiklerimizi onlarla paylaşabilelim. Yapabileceklerimiz mutlaka var. Ha şuradan da tabii yatsınalım biraz, yani oradan biraz çekinelim. Hani bilmediğimiz şeyleri de çok ben iyi biliyormuşum gibi de ortaya koymayalım. Ama İlk el uzatan olmaktan da çekinmeyelim. Çünkü bunu yaptığımız müddetçe onu zaten bilmeyen
veya hayatında görmemiş, düşüncesi olmayan insanlardan bana da el uzat deme imkanı, hani öyle bir şey de beklemeyelim. Bence bu paylaşım ortamını güçlendirebilmek böyle bir şey. Ve buna eğer bir kampanya olarak başlayacaksak, ilk el uzatan biz olalım şeklinde bir sloganla başlayıp, bildiklerimizi veya öğrenmek istediklerimizi soran ve bu şekilde el uzatan birileri olarak piyasaya çıkalım. Ve bildiklerimizi, gördüklerimizi elimizden geldiğince anlatmaya veya masaya yatırıp tartışmaya çalışalım diyorum ben. Teşekkür ederim. Buradan devamlı arkadaki hanımefendilere verebilirsek. Şimdi bugün konuştuk. Çok teşekkür ederim. Teşrif ettiniz. Şimdi fikirlerinizi almak istiyorum. Hakikaten bu üzerinde çalışmaya değer bir konu mu? Değer konuysa bu konuda ne yapalım? Biz beyanımızı ifade ettik. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizin de görüşleriniz, katkılarınız neyse onları da burada alalım. Ondan sonra adım adım herhalde. Peki, şeref verdiniz. Paylaşıyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, siz son geldiniz. Ben arada öyle bir biraz seslendim ama. Bir tanıtırsanız kendinizi lütfen. Benim adım Özlem Bilgin. Ben psikolojik danışmanım. Ordu Psikolojik Danışma Merkezi'nin sahibi. Kızılay'da bir evimiz var. Aile danışmanlığı. Ben de tabakileri almayı çok istiyorum ama sonra soracağım. Evet. Yani genel bir şey. Bu siteye konulacak izinleriniz, orada zaten tanışma faslı vardı. Tanışırsınız zannediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, izin verirseniz, uygun görüyorsanız bu bölümü de öyle yapalım. Ondan sonra da kısa görüşlerle bu geceyi bitirelim. Biz konuşmadık. Evet, aslında bir sürü not aldım. Dinliyorum, keyifli. Tam olarak hani böyle mikrofon geldiği için ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ama evet yani hani kampanya kısmı biraz evet biraz ki bizimki de biraz bencil oldu galiba, o yüzden biraz da ihtiyaç duyuyorum. Hani kampanya kısmına geldiği için şeyi düşünüyorum. Hani, öncesinde söyleyebilirsiniz. Yok hayır yani bir şekilde söyleniyor, dile getiriyor ve hani kendimce notlar alıyorum. Çok böyle toparladığım bir şey olmadığı için söyleyeyim. Kampanya kısmına geldiği için yani evet ihtiyaç temelli bir şey, bireysel olarak ihtiyaç temelli ve olmamasının sebebini, ya ben herhalde olumsuz düşünüyorum gibi geldi. Çünkü ben hep neden paylaşıyoruz değil de ben habire şey düşünüyorum. Neden paylaşmıyoruz? Böyle bir odağım varmış, onu fark ettim garip bir şekilde. Burada zaten yapmak istediğimiz de biraz o olduğu için yani sizlerin en azından... İhtiyaç temelli çıkıyor ve olmamasının sebebi yani bilmemek ve önemsememek. Yani bilmemek altında biraz iyi niyet barındırıyor bence. Hani açık çünkü beyefendinin dediği gibi o açıklık konusunda çok ben de çok fazlasıyla hemfikirim. Önemsememek ikincisi bence. Ama o da bir şekilde yani orada da bir farkındalık yaratarak o önemsenmeyi yaratabilir. Çünkü ya bütün bu söylediklerimiz bir toplumda gerçekleşiyor. Toplumu oluşturan bireyler olarak ben bugün buna farkında değilsem yarın bana da hani başka bir konuda farkında olmayacak. Çünkü o zaman ben hep her şeye farkında olmaya çalışmalıyım. Biraz şeyden geliyor, biz hak temelli örgütlerle çalışıyoruz. Mesela engelli bireylerle çalışıyoruz. Mesela federasyonla çalışıyoruz. Birçok engelli var. Ama genel görüşüm mesela bizim veya birçok bu bir analizler sonucu çıkan bir şeydir. Bu engelliler, bu engellilerin şeyinin farkında, yani farkında değillerken o bilgi paylaşımı olmuyor, bir şeyler olmuyor, yürümüyor. Aslında hani birlikte gidilse çok şey olabilecek ama olmuyor. Neden? Çünkü onunkisi en önemli. Ya sadece engelliler için değil, hani genel konuşuyorum, örnek veriyorum. Onunkisi önemli ve diğerinin farkında değil. Yani ya da bilmiyor ya da önemsemiyor ama bunların hepsinin bence çözümü var. Belki çok iyi niyetli ama hani bir farkındalık yaratarak hani onun önemli olduğunu fark ederse ve dokunursa o zaman zaten o gelişiyor yani gelişebilir. Neden? Yani insanız ve bence ne olursa olsun neler geldiyse de üstüne temelinde çok açığız olabilir farkındalık yaratarak. Yani kendimize dönerek bunu fark edip bir adım atabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyimser olabilir ama yani kendini düşündürerek insana
bu paylaşımı özelleştirip bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. İkimiz adına konuştum. Gerçekten çok özür dilerim. Biz hani saatini çok bilemedik ama 9'da bir yerde olmamız gerekiyordu. Çok keyifle dinledik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten söylüyorum ama. Söz almak isteyenlere verelim. Artık herkes fikirlerini koysun ortaya bu noktada. Biz de toparlayalım ondan sonra. Yani bu konuyla ilgili ne öneriyoruz, ne yapalım? Ya bitsin bugün de diyebilirsiniz, ya devam etsin ama şöyle şöyle olsun. Bize bir şeyler önerebilirsiniz. Neyse bilemiyorum, işte önerileriniz üzerine değerlendirelim. Estağfurullah. Buradaki birçok kişinin zaten ciddi paylaşımlarda bulunduğunu düşünüyorum. Ama bence burada platformu belirleyip ondan sonra yola devam etmemiz lazım. Ayça Hanım. Ayça Hanım, gelin not alın bunları. Öyle mi? Gelin bu şeyleri not alın. Evet. Bu da güzel bir şey oldu. Paylaşım oldu. Efendim, ben son cümlemi söylemeden bir iki küçük örnek vermek istiyorum. Bu paylaşım sizin bu iş yeri örneğinde verdiğiniz gibi katılımcılık tabanlı veya esaslı, işte ortamın düzenlenmesine de bir katkı verebilir. O da bir paylaşımdır. İş ortamının düzenlenmesi bakımından, bir de iş ortamının huzuru bakımından, çalışma huzuru bakımından. Bir örnek vereceğim. Üniversitede biz mesleki teknik eğitim veren fakültelerin yeniden geliştirilmesi, modernizasyon gibi bir çalışma yapmıştık. 10 arkadaşımızla birlikte, işte bizde 4 tane meslek dersi öğretmen yetiştiren fakülte var. İkişer kişi bağımsız arkadaşımızı davet ettik. Bir rektör yardımcımız var zamanının, bir de ben vardım. Ben de koordinatör, raportör sıfatıyla bulunuyorduk. Bir ilkemiz vardı. Diyorduk ki çıkacak ürün, rapor olarak çıkacak ürün, bütün katılımcıların ortak katkısı ve kararıyla, oy birliğiyle çıkacak. Biz bir maddede dahi anlaşamadığımız takdirde onu, o maddeyi tartışıyorduk ama kavrama dönüştürmede, ilkeye dönüştürmede, bir cümle yapısını oturtmada veyahut da işte bir metne oturtmada karar veriyorduk en son. Bir de tabii paylaşma şeyi kişiden kişiye de değişebiliyordu. Çok değerli bir hocamın da ortak dostudur, benim de hocamdır. Bizim teknik eğitim fakültesinde bir matbaa ile ilgili bir birim vardı. Bölümlerin paylaşımı veya bölümlerin efendim kurumlarda yeniden yapılandırılması ile ilgili. Çok iyi hatırlıyorum. Hocam dedi ki, biz onu bir farklı fakülte bünyesinde uygulamalı bilimler çerçevesinde, bir de 4 yıllık bir fakülte içerisinde matbaacılık eğitimin gereksiz olduğuna 9 kişi karar vermiştik. 1 kişi itiraz ediyor efendim. Sonuç itibariyle bir fakülteden diğer fakülteye geçişine hocamız itiraz ediyordu. Hocamızın görüş ve düşüncesini aldık fakat bir türlü ikna edemedik. 9 kişi hocamızın mutluluğu için mesela onun fikrini 10 kişinin görüş ve düşüncesi fikri olarak metinde paylaştık. Sonuçta belki bu paylaşımlar ortak değerlerin yaratılmasına veyahut da gelişmeye, refaha çok ciddi bazı zaman katkı da sağlamayabilir. Mesela o projede, o madde yapılandırmada çok ciddi bir boşluğun oluşmasına vesile olmuştu. Yani her bir paylaşımla, ortak kararla varmış olduğunuz sonuç iyi bir sonuç da vermeyebiliyor. Sonuç elde edemiyorsunuz. Onu paylaşmak istedim. Sonuç itibariyle şimdi hepsi bir arada.com diye bir malumunuz site var. Efendim işte sahibinden.com diye site var. Şimdi internet ortamı bilgilerin paylaşılmasında ortak zemin de oluşturulabiliyor. Platform çerçevesinde bir isimlendirme de mesela ileriye yönelik olabilir böyle bir şey. Bir de tabii bir böyle bir
çalışmada birden her şey ortaya çıkmayabilir. Son bir örnek vereyim hocam, belki beni şey yapabilir. Amerikalılar eğitim ve öğretimde bu öğrencileriyle teorik öğretim. Teorik öğretim biz işte program geliştirme diye bakarız, program yapılma. Bunu birleştirelim mi, birleştirmeyelim mi diye 10 tane çalıştay yapmışlar. Yani çok böyle üst düzeyde şeyler, katılımcılarla 10 tane çalıştay yapmışlar. 10 çalıştay sonrasında iki kurumun ayrı olarak devamına karar vermişler. Tabii buradan şunu söylemek istiyorum. Biz belki 3 tane çalışmada yapılabilir. Daha belirginleşir, netleşir. Mesela bizim de zihinlerimizde bazı şeyler. Mesela hiçbir ön hazırlık yapmadan gelmiş bir arkadaşınızım ben. Görüş ve düşüncemi şu an burada ticaren size ifade etmeye çalışıyorum. Paylaşılmanın güzel olduğuna %100 inanıyorum. Mesela gelirken Lala Bey paylaşımdaki iki bilgiyi ben bir projedeki, projenin sitesinde, Facebook sayfasında daha doğrusu öyle söyleyeyim, paylaştım. Birisi gençlik ve girişimcilikle ilgili, birisi de çocuk psikoloğuyla ilgili, çocukların hani okullu oluyor ya, ilk öğretim çağına başlıyor ya, o aşamadaki problemlerin yansıtan bir görüşü ilgili sitede, şeyde, Facebook sayfasında paylaştım. Paylaştığım fikirle Facebook sayfasının işte takipçilerinin belki okurlar düşüncesiyle bir faydası olur, katkısı olur. Hocamla gelirken şöyle son bir tık yaptım. Benim paylaştığım bilgiyi 5 kişi görmüş. Nasıl görmüş bilemem artık ama 5 tane ismin varlığını hissettim, gördüm yani. 5 kişiye ulaşmışız. Yani paylaşımla belki bütün insanlığı şey yapamayabiliriz. Türkiye'yi şey yapamayabiliriz ama ya şuradaki kadar bir sayıyı kazanabilirsek, onun mutlu olmasına, değerli arkadaşımın şeyine inanıyorum, hocamın da görüşüne inanıyorum. Biraz da mutluluk temelli bu paylaşım. Mutlu olmasına vesile oluyorsa, başarılı olmasına, huzurlu olmasına, gelişmesine katkı sağlıyorsa paylaşım bence güzel yani. O yönde. Evet. Devam edelim bence. Bir iki oturup daha devam edelim diye düşüncem var. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Fikir? Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, paylaşım gerekli gereksiz, istekli isteksiz paylaşıyoruz. Paylaşımdan, amaç paylaşımdan verim üretebilmekse şayet, bu paylaşımı son zamanlarda hepimizin çok aşina olduğu bir kelime var. Kurumsallaşma süreci. Biz birçok firmada kurumsallaşma süreci adı altında birçok eğitimler veriyoruz. Ve bunu işte kağıdı şöyle yapacaksın, böyle konuşacaksın, böyle yapacaksın, ekranı böyle kullanacaksın diye. Ama karşı taraftan insana sormuyoruz. Sen ne istiyorsun? Biz sadece istediklerimizi yüklüyoruz. Veyahut da olması gerekeni yüklüyoruz. Bu taraftan almaya başladığımızda veyahut da almayı anlattığımızda belki bir kampanya haline dönüşür diye düşünüyoruz. Ama ben rant tarafından baktım. Başka görüş bildirecek. Öncelikle herhalde nihayete intikal ediyor. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Bununla beraber kampanya kavramı benim mesleğimin odak noktası. Ben pazarlama danışmanıyım, marka yönetimi danışmanıyım ve bununla beraber bugüne kadar onlarca kampanya yönetimi sürecine de müdahil oldum bugüne kadar. Öncelikle kendi mevcut tecrübeme ait belli doneleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle mutlaka Murat Bey belli bir zemin üzerine bu sistemi oturtturduğu için bir amaca yöneliktir. Kendisi buradan birçok sonuç çıkarmıştır ve çıkaracaktır. Orası zaten kaçınılmaz bir netice. Ama bununla beraber ben de hocamın ifade ettiği üzere konuya ait hazırlıksız olarak geldim ve hazırlıksız gelmeyi de tercih ettim esasen. Bu noktada benim mevcudiyet içerisinde 2 saat zaman süresi zarfında söyleyeceklerim ancak mesleğime ait değerler ve kriterler olabilir. Bu anlamda öncelikle bir numaralı kural kampanya yönetiminde hem teorik hem teknik olarak hem hocalarımız tarafından öğretilen hem de realitede gördüğünüz öncelikle kavram hangi amaca hizmet edecekse o alana ait olmak zorundadır. Bu olmazsa olmazdır.
bu noktada burada tesis edilen sinerjinin amacı bulunmaya çalışıyor. Amaç sizde mutlaka gizli. Siz amacı biliyorsunuz ama burada amacı diğer birçok kimse bilmiyor. Bu anlamda bir kampanya yönetiminin bir numaralı amacı esasen bu olmalıdır. Bununla beraber paylaşım kategorize edilmelidir. Bununla beraber esas amacın belirlenmesine müteakip de belli aksiyonlar alır. Ama bu noktada zaten bir paylaşım sürecine müdahil olmuş durumda burada bulunan herkes. Dolayısıyla kampanyanın başlangıç aşaması da Murat Bey nezdinde zaten fiiliyata intikal etmiş pozisyona gelmiş oluyor. Ama ben ancak bunları söyleyebilirim nacizane. Ve mutlaka bu brainstorming dedikleri beyin fırtınası toplantılarında da ben şu an yapılan tesis eden organizasyonu bir şekil brainstorming oturumu gibi değerlendiriyorum. Bu anlamda da brainstorming'in de olmazsa olmaz hem teorik hem pratik tarafının en önemli arz eden konusu da amaca ait kavramları da belli adetlere indirgemektir. Bu anlamda ne kadar daraltırsanız sonuca da o kadar çabuk ulaşabilirsiniz. Ben sadece şunu ifade edip bir bitirmek istiyorum. Dolayısıyla benim bu toplantıdan aldığım ve benim en azından tecrübeme ait level nezdinde benim alabildiğim şudur. Ben bu toplantının sonunda bunu metne dökecek olsam paylaşım paylaşalım derdim. Dolayısıyla henüz odak noktasını bilmediğim için çok teşekkür ediyorum. Evet. Neler paylaşılıyor sorusuna tabii sorduğumuz zaman aslında bunun çok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir sınırı falan yok. Yani belki burada bir en azından pratik bazı sınırlamalar yaparak daha kolayından başlamak gerekebilir. En kolay başlayacağınız yerde paylaştığınız takdirde azalmadığını fark ettiğiniz kaynaklardan başlayabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri paylaştığınız zaman ne yapmıyor? Azalmıyor. Hatta artıyor. Dolayısıyla belki başlangıç noktası budur. İşbirliği paylaşım ilişkisi üstünde durarak tabii daha çok işbirliği vurgusu esas alınabilir. Burada bir de pozitif bağımlılıktan söz edilebilir belki. Aslında işbirliği yaptığımız zaman biz birlikte kazanıyoruz. Yani işbirliği bir pozitif bağımlılıktır. Ve eğer işbirliği yapıyorsak belli bir amaca birlikte ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman birbirimizi güçlendirmeliyiz ki, birbirimizin eksikliklerini tamamlamalıyız ki biz güçlü halkalar haline gelelim. Dolayısıyla buradan da daha büyük bir kazanç, daha büyük bir mutluluk temin edelim. Dolayısıyla böyle bakmakta yarar vardır. Tabii biraz önce azalmadığı fark edilen dedim. Ama bu dedikodu türünde şeyler gibi olmasın diye de hayrına olan, iyilik için olan şeylere de işaret edelim. Bu bir de bir tür sınırı olsun. Yani mutlaka paylaşırken iyilik ve hayır ilişkisini vurgulayarak olumlu bir şeye işaret edelim. Söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada tabii Oğuz'a bir teşekkür edeyim. Çok mültefit sağ olsun her zaman. Her zaman. Bir de tabii Oğuz'a yine teşekkür edeyim. Sizlerle beni tanıştırdığı için. Yani bugün burada varsam Oğuz bu ilişkiyi kurduğu için var. Çok teşekkür ediyorum. Başka? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her birinizin tecrübesi, her birinizin birikimleri engin. Bu duyarlı topluluğun en azından şunun farkında olduğuna çok eminiz. Bizim hakikaten ciddi bir analitik bakışla başımızdan büyük dertlerimiz, sorunlarımız var her ölçekte. Bir o kadar ihtiyacımız var ve bir o kadar da kat etmemiz gereken mesafe var. Ve asgariden ben böyle inanıyorum. Hakikaten bu paylaşım farklı düzeylerde, düzlemlerde, biçimlerde, derinliklerde sağlanamazsa bunların da ortadan kalkma ihtimali imkanı yok. Çünkü kurulan sistemler, kurulan ilişki biçimleri paylaşmak üzerine değil, paylaşmamak üzerine, işbirliği üzerine değil. Aslında negatif rekabet ve çatışma üzerine kurulmuş. Hatta stratejiler buna göre geliştirilmiş. Varlık nedenli ötekinin düşmanlığı üzerine kuran bir makro stratejiyi düşünün siz.
Burada paylaşım gerçekleşebilir mi? Paylaşımın gerçekleşebilmesi için bizim pozitif, ortaya hedefli bir şey üzerinde ilişki kurmamız, işbirliği gelişmemiz gerekiyor. Ama ben varlık nedenimi, kurumsal varlık nedenimi, bireysel varlık nedenimi, hatta daha makroda varlık nedenimi karşıma bir düşman üretip, bir öteki üretip bu ötekiyle çatışmaya kurarsam paylaşma zaten kökten yok olmuş olur. Ama bunun ilzam ettiği kişiler biziz. Biz mesela okullar üzerinde, eğitim üzerinde çalışmalarımız var. İyi çalışmalarımız var hem de. Bizim ödümüz patlıyor. Çünkü bizi, sizi, hatta bu devleti aşan büyük sorunlar var. Eğer bu sorunları ortadan kaldıramazsak, buna ilişkin biz çok etkin şeyler yapamazsak, yarınki nesille ilgili, efendime söyleyeyim, yani bana göre demiyorum, işin doğasına göre diyorum yine, mukayese kıyas unsurumuz olsun. Önemli önemli sorunlar var. Yani bugün altından kalkamadıklarımızı böyle mevcut okutturacak sorunlar var. Bu ne benim, ne sizin, ne tek başına devletin becereceği bir iş değil. Makro anlamda çok, yaygın anlamda bir paylaşım eğer geliştirilebilirse belki bu konuda biz mesafe kaydedebiliriz. Buna benzer birçok hususta, birçok hususta. Bunun için bu sanki olmazsa olmaz türünden bir şey. Tabii konu çok geniş, çok yaygın, çok derin. Bir oturumla, iki oturumla bizlerin şeyiyle belki hemen ayağa kalkmayabilir ama her birisinden değerli çıkıyor. Mesela bir platform fikri üzerinde biz düşünelim, hepinizden paylaşalım. Efendim, mesela uzat elini sloganı çok isabetli bir slogan. Sizlerin söyledikler, arkadaşlar bunlar üzerine çalışsınlar, sizleri enforme etsinler ve sizin lütfen dönüşleriniz. İki, tek tek, her kim konuşmak isterse, yazmak isterse, röportaj isterse lütfen bize randevu verin, arkadaşlarımız gelsinler. Canı gönülden, yani bu konuda söylenecek her laf, her laf toplumda biz bunu uyandırma serfesi gibi görebilirsek bir işlev görecektir. Yani hiç imtina etmeyelim bundan. Biz onu mal memnun yayınlarız. Ondan sonra gerekli yerlere ulaştırırız, katılımı, paylaşımı sağlarız. Bunların her birisi bu konuya ilginin çekilmesi açısından önemlidir. Yazılarınız olursa yayınlarız. Fikirleriniz olursa onları organizasyona, projeye çevirmeye çalışırız. Başlangıçta biz hizmet verelim, servis yapalım. Biz tabii bu oturumları farklılaştırarak da, çeşitlendirerek de yapmak istiyoruz. Bu konuda önerileriniz olursa organizasyon bizden. Yani siz ne diyorsanız. Ama belli bir noktaya geldikten sonra artık disiplinli bir şeye dönüşür bu. Dönüşür. Oraya kadar biz zorlayalım. Ama siz bize destek verin. Biz hizmet ederim, siz destek verin bu noktada fikrinizde. Arkadaşlarımız, her birinizden biz şey bekliyoruz tek tek. Yani buraya teşrif ederseniz burada, yerinizde. Gelip röportaj yapsınız, anlatın içinizde olanları. Lütfen. Yani bu konuyla ilgili de yazılarınızı lütfen gönderin. Çünkü bizim bir sitemiz var. Sitemiz iyi, fena değil. Gittikçe de gelişiyor. Yani etkin bir site, ulaşıyor, oluşturuyor. Bu toplantının tutanağında herkese gönderecekler. Katkılarınızı sürekli bekliyoruz. Şimdi eğer uygun görürseniz birer cümle görüşlerinizi alalım ve bu geceyi kapatalım. Şöyle sırayla ama herkesle konuşma bekliyoruz şimdi. Nerede mikrofon? Buradan başlayalım. Şöyle birer cümleyle değerlendirirseniz bu akşamı. Konu paylaşım. Buradaki birçok kişiyle birçok şey paylaştık. Ben buradaki herkesi tanımaktan çok keyif aldım. Herkesle bundan sonraki platformlarda da görüşmek dileğiyle derim. Size de ayrıca teşekkür ederim organizasyon için. Ben de sadece teşekkür edeceğim. Zaten katkılarınızdan dolayı size teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi bir araya getirdiğiniz için. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Benim için hem çok keyifli hem de tırnak işareti içinde ilginç bir akşamdı. Tıp camiası dışından insanlarla beraber olup onların fikirlerini almak çok keyif vericiydi. Teşekkür ediyorum. Biz de çok keyif aldık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçi bizim toplantılarda böyle pek sırayla konuşulmuyor. Hep atlanıyor. Ben de o grubu temsilen geldim ama... tahammülünüz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Efendim, değerli katılımcı arkadaşlarla birlikte olmaktan, böyle bir çalışmanın içerisinde bir akşam vakti bulunmaktan, hatta bir hafta sonu olmasına rağmen fedakarlık yaparak arkadaşlarla beraber bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Türkiye'deki eğitim danışmanlık firmalarının bir anlamda kurucusu sayılırım, fikir babası.
Ondan önce hiçbir eğitim danışmanlık firması yoktu. Ben bir Dünya Bankası projesinin yöneticisiyken bu projelerin yapısına bakarak bir anlamda baktım ki bu danışmanlık hizmeti şeyden veriliyor, bir teknik yardımın gereği olarak geliyor. Oysa Türkiye'de bunun danışmanlık hizmetleri yok. Ben de mutlaka yabancı danışmanlık firmalarını Türkiye'deki bir danışmanlık firmasıyla ortaklığa teşvik ettim. Ve Türkiye'deki bütün firmalarda işte eğitim danışmanlığına uygun bir dönüş yapmalarını istedim falan. Böylece bir başlangıç oldu. Şimdi bir kıyamet var. Mutluyum. Burada da sizin danışmanlık firması olarak dosyanıza baktığım zaman bir sürü temel kavram üzerinde çalıştığınızı gördüm. Ve onun üstüne de böyle bir paylaşım kavramını esas alıp onu tartıştığınız için mutlu oldum. Aslında bu gerçekten üzerinde durulması gereken kritik bir kavram. Belki bazen çok üzerinde düşünmediğimiz kavramlar, eğer böyle irdelemeye başlarsanız çok farklı yerlere götürebiliyor sizi. Bu kavramın nerelere gittiğini, yani ilk bana önerildiği zaman üstüne kafa yormaya başladım. Hani böyle bir konuşma metni hazırlamadım ama bu ne olabilir falan diye böyle fikirler yürütmeye başladığımda çok ilginç sonuçlara vardım. Bu beni çok mutlu etti. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Tanımaktan mutlu oldum hepinize. Teşekkür ediyorum. Buraya lütfen. Ben de böyle bir... Tamam. Olabilir. Evet. Böyle bir ortama katılmaktan ve siz güzide insanlarla beraber olmaktan son derece memnun oldum. İnşallah devamını dileriz. Bu tür toplantı olduğunda her davete icabet edebilirim. Evet, çok teşekkür çok ederim. Ben burada olmaktan, bu konunun üzerinde konuşulmasından çok mutlu oldum açıkçası. Düşünmediğim birçok şeyi belki de düşünmemi sağladı bu toplantı. Umarım tekrar karşılaşırız. Size ve değerli diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben bu ortamı paylaşmaktan çok mutlu oldum en önemlisi. Umarım buradaki paylaşımlar amacına ulaşır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Size ve ekibinize teşekkürler bu organizasyonu düzenlediğiniz için. Şeref verdiniz. Devamını bekliyoruz. Ya paylaşım amacıyla, ya böyle bir kaygıyla bir araya geliyor olmak çok umut verici. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. Aslında hiç konuşmadım ama hani birçok fikir uyandı kafamda ki müzik öğretmeniyim. Sanat aslında hani birçok paylaşımın yapıldığı ve sanat aracılığıyla birçok paylaşımın olabileceği bir alan. Öte yandan hani bir doktor hocam da söylemişti, hani benim işim insan demişti ki benim işim de insanla. Ve dolayısıyla hani birçok öğretmenliğimde ve günlük yaşantımda kullanabileceğim fikir uyandı kafamda. Bunları günlük yaşama uygulamaya çalışacağım. Eğer pazartesiye kadar unutmazsam. Unutturacak daha kötü şeyler olmazsa. Dolayısıyla bu ortamı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hani bundan sonraki bu tür organizasyonlarda da kesinlikle sizlerle birlikte olmaktan çok keyif alacağım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, ben de hiç konuşmadım ama. Bu arada konuşma size... hakkınızı kullanabilirsiniz. Evet, onu kullanıyoruz şu an. Evet, size ve ekibinize gerçekten teşekkür ederim. Yani benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Evet, çok fazla paylaşım oldu. Biz bunları aldık ama ben yaşadığım şeye dayanaraktan paylaşım insanın kendi çıkarıyla olan bir şey oluyor bence. Ne olursa olsun hep çıkarıdır. Yani bir paylaşım yaparsınız, mutluluk alırsınız. Bu da bir çıkardır bence. Arkadaşın da dediği gibi sanatta büyük paylaşımlar oluyor. Ya ben de fotoğrafçıyım ve büyük paylaşımlarda çıkarsız. Ama gene bir çıkarı oluyor. Siz fotoğrafı beğeniyorsunuz ya da müziği beğeniyorsunuz. Mutlu oluyorum. Ve bu da bir çıkar bence. Tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Paylaşmanın anatomisi üzerine tesis olan bu organizasyonda bulunmaktan ve karşılıklı olarak da paylaşımda bulunmaktan ben büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bu anlamda beni ilgili kavram üzerine düşünmeye yöneltmiştir. Feyiz aldım. Herkese de teşekkür ederim. Herkesin ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim.
çok yararlı ve keyifli bir oturum oldu. İşte gelecek sefer ben de bu grubun parçası olmak çok isterim. İnşallah ileride çok katılımcı olurum. Teşekkür ederiz Şeref Bey. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Gerçekten piyasada yani bizim dışımızdaki dünyada bize ihtiyacı olan insan var. Hani bir taraftan tabii ki bu pragmatik yapı ve kapitalist düzen içerisinde çok fazla dışarıya çıkıp dışarımızı göremiyoruz. Ama gerçekten bu şekildeki toplantılar sonucunda eğer verimli bir şey çıkarabilirsek, menfaat gözetmeden, ki bütün arkadaşlarımın herhalde o amaçla burada söz aldığını düşünüyorum, çok fazla katkımız olacağını hissediyorum. Umarız ki katkımız olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim biz şuraya kadar umut doluyuz. Hepinize teşebbüsünüzden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızın devamını diliyoruz. Var olun.